Evet, haber ekranlarından iyi geceler. İnsanlık Hali programıyla karşınızdayız. Bu hafta hangi konuyu ele alacağız? Hangi konuyu işleyeceğiz? Hemen takdim edeyim sizlere. Bu hafta bir sebepten karşılaştığımız, tanıştığımız yalnızlıktan bahsedeceğiz. Kimi zaman ihtiyaç duysak da çoğu zaman şikayet ettiğimiz bir durum yalnızlık. Bazen vefasız bir sevgili eliyle yalnızlığa itiliriz. Bazen önemli büyük bir hata sonrasında e, yalnız kalırız. Bazen bir takım gelişmelerin önüne alamadığımız için yalnız oluruz. Bazen de kalabalıklar içerisinde kendimizi yalnız hissederiz. Ortaya çıkış sebebine göre de olumlu ya da olumsuz şekilde değerlendirebileceğimiz bir kavram aynı zamanda. Bir gönle giremeyen, girdiği gönül evini harap eden ya da gönül evi harap olmuş kimselere göre yalnızlık elbette ki olumsuz olarak algılanır uzet olarak değerlendirilen e, yalnızlığa baktığımızda ise derin anlamıyla varlığın her an yeniden geliştirildiği, anlamlandırıldığı, kişiliğin yeniden e, inşa edildiği bir faaliyete dönüşüyor. İşte bugün modern zamanların en büyük problemlerinden biri yalnızlığı ele alacağız. Elbette ki bütün sorunların çözümlerini burada bulmak zorundayız. E, mümkün olmayacak ama nasıl bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu ve bu sorunla başa çıkabilmek için neler yapmamız gerekiyor? Kişisel anlamda, toplumsal anlamda üstümüze düşenler neler? Tüm bunları ruh sağlığı uzmanlarımız Profesör Doktor Sayın Erol Göka ve Profesör Doktor Sayın Kemal Sayarla birlikte konuşacağız. İnsanlık hali başlıyor. Müzik Evet, bu hafta yalnızlığı konuşacağız. Erol Hocam hoş geldiniz, hoş Kemal Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, nasıl buldunuz bu haftaki konumuzu? Ya biraz Kemal'in tercihiyle oldu. Hep beraber karar vermemiş miydik? Hep beraber karar verdik ama e, konuşması zor bir konu yalnızlık. E, i̇ster istemez e, bazı açıklamalar, teoriye dalmalar olmak zorunda gibi. Çünkü... E, Hocam anlamı ben sana anlamı şey... çok açıkmış gibi ama değil. Ben sana bir soru sorayım. Sor bakalım. Hayatında yalnızlığı böyle buram buram hissettiğin bir dönem oldu mu? Olmaz olur mu? Acettepe yılları. Hı -hı. Sen biliyorsun Ankara'yı. Ee, bir ekiple birlikte hareket ediyordum. Bir arkadaş grubumuz vardı. Eee bir arkadaştık. Daha sonra onlarla yolumu ayırdım. Ve yalnızlığı tercih ettim. Hatta şair değilim ama dizeler geliyor her insanın aklına. Yalnızlığını bir birey imparatorluğuna dönüştür ve bekle dedim. Akay yok çıkarken kendime. Oo, şahane. Buram buram yalnızlıktı o. Yani dişim ağrısın istediğim zamanları hatırlıyorum. Yani var olduğumu istediğim diye. Daha yoğun anlatılamazdı hocam. Evet, çok olacak. güzel, çok güzel. Evet. Valla ben de e, yalnızlığı hissettiğim dönemler oldu hayatımda. E, fakat geriye dönüp baktığım zaman onun yalnızlıktan çok tek başınalık olduğunu düşünüyorum. Kimsesizlik kavramı gibi mi? Yoksa... Yani etrafınızda az insan var. E, tek başınasınız. ...bir sızı hissediyorsunuz... ...bir yakınlık ihtiyacı duyuyorsunuz... ...bir ağrı yaşıyorsunuz... E, ...fakat... E, ...bir yandan da... ...hani aşk derdiyle hoşem... ...el çek ilacımdan tabip diyor ya... ...o, o dertli de hoşsunuz... ...birisi... E, ...Kanada'da geçirdiğim yıllar... E, ...yıl... E, ...bir tanesi İngiltere'de... E, ...geçirdiğim zaman... ...bir de Trabzon'da... Ee, orada öğretim üyesi olarak bulunduğum dönemde. Hepsi için gurbet diyebilir miyiz Kemal onların? Vallahi e, hepsi gurbet. Hepsi gurbet. Ama bütün hepsinde de insanı kendine yaklaştıran bir taraf var. Yani ben en güzel şiirlerimi bu gurbet zamanlarında yazdım. Olumlu yönleri de var. Tabii tabii. De, evet. Yani insana susuyorsunuz. Mesela Kanada'da e, hadi hafta içinde hastanede çalışıyorsunuz. Cuma akşamı eve giriyorsunuz Pazartesi sabahına kadar Konuşacak bir kişi yok Bir kişi yok Ve o iki gün boyunca Yani gittiğiniz restoranda Belki bir şeyle Garsonla konuşabiliyorsunuz Bir iki laf Fakat bir yandan da insan içinin seslerini dinliyor Kendisine kulak veriyor Kainata kulak veriyor Kendi içindeki seslerin kulağına geldiğini duyuyor. Yani çoğaltıyorsunuz. Kendi derinlerinize bakabiliyorsunuz. Benim açımdan yani geriye dönüp baktığımda çok bereketli zamanlar olduğunu görüyorum. Doğumlu yani, taraflarından. Gurbet evet. mi diye sordum ya. Evet. E, çünkü sen anlatınca benim de hatırıma annem babam Almanya'da çalışıyor işçi. E, ben de yaz tatillerinde oraya gidiyorum ve ilk gidişimde Sonra da hiç gitmek istemedim zaten. Ya annem babam orada. Yani hasretsiz ve onları gördüm. Ama bir süre sonra işte o hasret bitiyor. Kavuşuyorsunuz. Fakat memleketi bir özledim ki kardeşim. Yani Türkiye'de olsam, Ankara'da olsam, minibüse binsem, para uzatsam. Yani insan toprağını, vatanını, alıştığı şeyleri feci biçimde özlüyor. Ve yalnızlığı o zaman da hissediyor. Senin kimsen yokmuş, benim anam babam yanımda, kardeşlerim yanımda, ama yalnızım. Çünkü memleketten ayrıyım. Memleket yalnız. Aşinalığı kaybediyor, değil mi? Aşinalığı insan? kaybediyor. Aşinalık bittiği anda yalnızlık başlıyor. Ee, yani yalnızlık duygusunu mesela e, konuya da giriyoruz bir yerden. <laughs> Evet evet başlamış olalım yani. Evet başlamış olalım. Duydunuz gongun sesini. <laughs> ee, yani biraz şöyle geliyor bana İnsan hani insan kökten yalnızlıktır diyor Ortega se. Ee, fakat hepimiz yalnızlığı e, hayatımızın bir döneminde yaşıyoruz tadıyoruz. Bazen insanların arasında da yaşıyoruz. Erol Hocamın yaşadığı gibi kendisiyle hayata aynı istikamette bakmayan yahut bir dönem aynı istikamete baktığı insanlardan bir kopuşla ortaya çıkan yalnızlık. Dünyada sizin değerlerinizi savunmayan insanların ortasında kalmanın getirdiği yalnızlık. Veya çok sevdiğiniz birini kaybetmenin yalnızlığı. Bir ayrılık veya bir ölüm. Yani yanı başınızda daha düne kadar sıcaklığını hissettiğiniz bir insan birdenbire yok e, yani öte alemlere sırlanıyor diyelim. Bizim inancımızda yok olmak yok. Ee, ve birdenbire kendinizi yapayalnız hissediyorsunuz. Yalnızlığın tarifini ben şöyle yapıyorum kendimce. İhtiyaç duyduğumuz o çok özel yakınlığın kaybı. İnsan sadece insanlar yok diye yalnız olmaz. Bazen insanlar varken de yalnız olursunuz. İnsanların ortasında da yalnız olursunuz. Sizi anlayan bir kişi yoksa, sizin derdinizi dinleyecek bir kişi yoksa, sizi size değerlilik ve önem duygusu atfedecek bir kişi yoksa, yalnızsınızdır. İşte o matemdeki yalnızlık bugün seni evet. mi keseceğiz? Yok Hatırımız yok hocam, beni mi? kesmeyeceksiniz ama şöyle bir şeyle giriş yapalım istiyorum da. Şimdi Orhan Veli'nin bir şiiri var. Orada diyor ki, bilmezler diyor yalnız yaşayanlar nasıl korku verir sessizlik insana? İnsan nasıl konuşur kendisiyle? bir cana hasret bilmezler diyor. Yani bu aslına bakarsanız geçmişinde sorunu, bugünün de büyük bir sorunu, belli ki geleceğinde büyük bir problemi. Yalnızlık salgını dediğimiz bir kavram var. Biz nasıl bir sorunla karşı karşıyayız? Tabii ki her yaştan insanın e, sorunu aynı zamanda işte çocuğun da bir yalnızlığı var, kendine ait bir yalnızlığı. Yetişkinin, yaşlının, engellinin e, her ülkenin de belki kendine göre bir takım yalnızlıkları var. Biz nasıl bir sorunla karşı karşıyayız? Önce Şimdi, bunu bir tespit edelim mi? Ediyoruz. Heh. Ama yani bu yavaş yavaş kulaç atılarak eee evet. giderebilecek bir yol yalnızlık. E, Kemal Hoca söyledi. E, matemdeki insan yani bir yakınlı e, vefat etmiş, öbür dünyaya sırlanmış. Herkes çevresinde Kemal, herkes derdini paylaşıyor. E, herkes taziyeye gelmiş. Evet. E, ama o yalnız. Tabii. Yani çünkü içimizden bir parça koptuğunda. Tabii. E, onu o kadar net hissediyoruz ki. ve Üstelik bu matemdeki yalnızlık. Senin kendi ölümünü düşünmekle birlikte de ilerliyor. Ve ins her insan kendi ölümünü ölür diyor Heidegger. Hadi ben de alıntı yapayım. Kemal hiç yalnız değil, hep alıntı yapacağı birileri var yani. <laughs> her insan kendi ölümünü ölür, kendi ölümünü düşünmeye başlıyorsun ve yandı. ağlamasının sebebi de oradan geliyor değil mi hocam? Şimdi aklıma geldi de. O kayı evet. ya içinden parça kopuyor. Evet. Yani bir organı yerinden sökülüp alınmış gibi hissediyor. Gene aynı şekilde hastaların hele hele onulmaz bir derde düşmüşse engellerin yalnızlığı yani çevresinde insan var ve üstelik e, derdini anlamaya çalışan insanlar da var ama yalnızlık gene gitmiyor hayat i̇şte. benden sonra akıp gidecek ben belki toprağa karışacağım ama benden sonra hayat akıp gidecek hocam matem evlerinde bir şey benim çok dikkatimi çeker e, taziye vermeye gelen kalabalık bir süre sonra taziye işlemi bittikten sonra hayata dönerler. Günlük hayattan bahsetmeye başlarlar. Fakat onların içinde yakınını toprağa vermiş olan kişi biricik ve yalnız olarak kalır. Çünkü o konuşmalara o katılamaz. Yani futbol muhabbeti yapamaz, siyaset muhabbeti yapamaz. O sevdiceğini kendisinden bir parçayı e, toprağa vermiştir. Onları konuşacak değildir ama insanlar hızlı bir şekilde... Bazen şakalışırlar, gülerler matem evinde. bir programda anlattım galiba. Hangisi büyük hocam? depremden sonra hastanede depremzedelerle ilgilendim ben, yaralılarla. Evet. onlar şakalaşıyorlardı. Bu biraz insanın yarasını sarma çabası. Tabii. taziye evindeki hayata dönüşler de öyle. Aslında onlar istiyorlar ki e, mateme gömülmüş insan da gelsin onlarla birlikte hareket etsin ve hayatın devam ettiğini görsün ama gelemiyor. Yani yalnızlık, Serdar Aydın Bey e, bugün sosyal medyadan yazmış. iki ayırıyor yalnızlığı. Bir maruz bırakılmış yalnızlık, iki tercih edilmiş yalnızlık diye. Maruz bırakılmış yalnızlığın birçok türü var ama. Mesela matemdeyken maruz kalıyoruz biz ona. Hı hı. Ama bazen de topluluk bize atıyor. Ya da hukuk bize atıyor, tehdit ediliyoruz, ceza alıyoruz, düşkün kalıyoruz ve hep maruz kalıyoruz orada. Bu çok acı. Maruz kalınmış yalnızlık. Hastaların, engellerin yalnızlığını da buraya koyabiliriz. Yoksulların yalnızlığını da koyabiliriz. Yani gidip ekmek parası isteyecek kimse yok gururunda. O da çok yalnız. Ama bir de... Şimdi, buyurun. Tercih edilmiş yalnızlık var. Burayı da hiç hatırdan çıkarmamak lazım. Ve bugün ben hep altını çizeceğim yer burası. Ona hocam tek başınalık da diyebiliriz sanki. Ben de kişisel olarak o ayrımı şöyle yapmak istiyorum. Tek başınalık bizim seçimimizle ortaya çıkan... ...insanlardan zaman zaman kendimizi tecrit etme isteğimizle ortaya çıkan... ...bir yalnızlaşma, iradi bir yalnızlaşma. Yalnızlık ise şifasını aradığımız bir bağ arayışı içinde olduğumuz, bizi anlayacak, yankılayacak bir insanın hasreti içinde olduğumuz, kurtulmak istediğimiz bir sıkıntı, bir illet gibi. Şimdi e, Kafanıza yattı mı Erol yattı, Hoca? Yattı, yattı. Yattı, ilavelerim evet. var. Evet. Şimdi hakikaten o kadar acı örnekler var ki ben biraz da bunların üzerinden de ilerleyelim istiyorum. Çok çarpıcı örnekler. York Üniversitesi 180 bin kişi üzerinde bir araştırma yapıyor. 23 farklı araştırma yapıyor ve yalnızın insanı öldürebileceğini hatta sigara kadar tehlikeli hmm. olduğu çıkarımlarında bulunuyor. Ve öyle ölümler var ki yani bu nasıl olur diyorsunuz. Şimdi bir ölü beden tam 42 yıl sonra bulunuyor. Ne kadar acı bir şey. 42 yıl hiç kimse aramamış, sormamış haberdar olmamış yani çok acı bir şey yine Fransız polisi evinde yalnız yaşayan bir adamın cesedini bulduğunda onun ölümünün üzerinden 15 yıl geçmiş bir adam diyoruz çünkü ismi yok bulunduğunda da artık kimliği bir şekilde bulunamıyor ee, onun da hiç kimsesi yok ya yani bunlar çok çarpıcı örnekler benim çok canımı acıttı bugün Sevel Hanım'ın sosyal medyada programı hazırlan, hazırlanırken resmini gördün mü gördüm Kaç tane kitap vardı önünde öyle? O yüzden de böyle duruyorum. en hazır sefer şey çünkü. Estağfurullah kesinlikle öyle değil. Çarpıcı örnekler var. O kitapları henüz okumadım ama ya okuyacağım. Allah'tan e, çok örnek var ama çok, evet. Allah'tan batıda bu örnekler. Ha, onu söyleyeceğim hocam yani şimdi bu örneklerin birçoğunu hatta böyle dört yıl sonra bulunan işte beş yıl sonra bulunan yani hiçbirini arayan soran yok. Batılı ülkelerde biz bunun örneklerini sıkça görüyoruz ama bizim ülkemizde şükürler olsun yok keşke orada da olmasa. Ya Arada Hane başı yalnızlık diye bir kavram öne sürersek eğer. Yani çaldın kapıyı içeride tek bir insan oturuyor. Bu batıda hızla artan sayıda insan evde tek başına oturuyor. Bu sayı bir kere bizim ülkemizde az. Yani bu hep yıllar geçtikten sonra bulunmalar öyle bizde de işte bir hafta sonra bile olsa gazeteye çıkıyor, değil mi? Yani, en azından bir yoklayanı var. Yoklayanı yani. var ama e, çok uzun süre geçmiş örnekler e, bizde yok. O da bizim şansımız tabii. <laughs> Mutlak yalnızlık bizim e, ülkemizde fazla yok. E, çünkü toplumsal ağlar daha sıkı örülmüş. Evet. İnsanlar birbirlerini arıyorlar, soruyorlar çok şükür. E, hala bir ağ içinde, toplumsal ağ içinde yaşıyoruz. Hı hı. Ama bu biraz da Batı uygarlığının kabahati. Yani aşırı bireycilik, bireyi aşırı takdis etme, yüceltme, e, toplumsal ağları birey uğruna feda etme, e, modern Batı'nın e, bir hastalığı adeta. Yani onlar şöyle düşünüyorlar, e, kutsal olan bireydir. Bireyin hakkını, hukukunu sonuna kadar savunmak lazım. Onun özgürlüğünü e, sonuna kadar savunmak lazım. E, yani bir insanın... E, daha yaşlı bir bireye kendini adaması kabul edilemez. Niye bir efendim ailenin genç bir ferdi kendi hayatını yaşamak dururken işte annesine babasına saçını süpürge etsin? Veya niye bir anne baba 18 yaşını doldurmuş evladına bakmak zorunda olsun saçını süpürge etsin? Herkes kendi ayaklarının üzerinde durmalıdır diyorlar. Onların düşünce öncülleri bu şekilde. Ama işte onun da bir maliyeti var. O maliyette korkunç bir yalnızlaşma. Yani siz sağlık maliyetlerinden bahsettiniz yalnızlığın. Yalnızlığın benim okuduğum kaynaklarda şöyle istatistikler veriliyor. %10 pardon %40 oranında ölüm nispetini artırdığı, 15 sigara günde 15 sigara içmeye eşdeğer olduğu, pek çok kronik hastalığın gelişmesine, depresyonun, endişenin yerleşmesine zemin hazırladığı yönünde çok kuvvetli veriler var. Obeziteden bile daha Tabii, tehlikeli. Tabii, obeziteden bile daha tehlikeli oldu ama yani sonuçta bu hastalığı bu aşırı bireycilik, hiper bireycilik ve rekabet toplumu yaratıyor. Yüzde yani... %40 rakamı Kemal hocam şeyde de geçiyor. Hı -hı. Batı'da yapılan araştırmalarda %40'ı kendisini yalnız hissediyor aynı zamanda. Toplamın %40'ı mı hocam yüzde %40'ı. Evet. Yani bu hissediş biraz gerçek bir hissediş, birazcık da yalnızlık korkusu aslında. ama Türkiye'de bu oran nasıl hocam? Yapılmış araştırma bilmiyorum ama ha. ben yalnızlık açısından bakıldığında işte demin sözünü ettiğim dezavantajlı kesimlerin dışında büyük yalnızlık problemimizin olmadığını yani Türkiye'de yalnızlık bakanlığına henüz ihtiyaç olmadığını rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Yani Belki yanıyoruz bunları somut olarak araştırmak lazım ama yalnızlık gerçekten de Batı'nın derdi, kendileri de söylüyorlar zaten. Mesela demin dedik ya maruz kalınmış yalnızlık var, tercih edilmiş yalnızlık var. Ama Batı için konuştuğumuzda bir de epistemolojik yalnızlık var. Yani o kadar devlet rekabetçi, o kadar var. bireyciler ki, devlet politikası değil. Yani ha. kendisini öyle hissediyor insanlar. Yani zihninde hep bütün tasavvurları yalnızlık ekseni üstünde kurulu. Yalnızlık zemininden hareket ediyorlar. Hı. Ve bunu işte kapitalizmin gelişmesine bağlıyorlar, eski Yunan'a bağlıyorlar, protestanlığa bağlıyorlar. Ama e, insana sorduğumuzda e, böyle bir hissediş var ve üstelik e, dik duran bir hissediş değil bu. ile birlikte hissediliyor. Dik duran hissedişten kastım şu. insan yalnızlığı tercih eder ve kendini aramaya koyulur ama böyle bir e, cesur yalnızlık değil. Batı için mesela yalnızlığın son korucuları şairler diyorlar. Yani birkaç e, şair o yalnızlığına sahip çıkabiliyor. Ya da e, işte dervişhane yaşayan insanlar varsa yalnızlığın kıymetini bilen, işte bizim varoluşçu filozoflar var mesela. Onlar e, çok feryat ediyorlar. Nedir bu yalnızlık mızmızlanması diye? Ve yalnızlığın Hı. kıymetini Anlatmaya çalışıyorum. Olumlu anlamda motive. Elbette tek elbet başındık elbette. Şimdi e, geçen programda da bahsetmiştik. İsveç'te bir devlet politikası olarak yalnızlaştırma söz konusuyken iken İngiltere'de başbakanlık tarafından e, yalnızlıkla uğraşılsın diye bir e, bakanlık tasvir kuruluyor. E, bir bakanlığın ilgilenmesi isteniyor. Bununla ilgili bir VTR'miz var. Onu da izleyelim. Sonrasında devam edelim. İngiltere'de 2018 yılı başlarında Başbakanlık Ofisi'nden yapılan bir açıklamayla yalnızlıktan sorumlu bir bakanlığın kurulduğu belirtildi. Araştırmalara göre ülkede yaklaşık 9 milyon kişi bu sorunla yüzleşiyor. Projenin temellerini 2016 yılında aşırı sağcı bir kişi tarafından öldürülen İşçi Parti Milletvekili Joe Cox atmıştı. Açıklamada Spor ve Toplum Bakanı olarak kabinede yer alan muhafazakar milletvekili Tracy Crouch'un yalnızlık bakanı olarak da görev yapacağı belirtilirken, görevlendirilmesinden gurur duyduğunu ifade eden Crouch, "İngiltere'de yalnızlıktan ötürü acı çeken milyonlarca kişiye yardım etmek için elimizden geleni yapacağız." dedi. Crouch sözlerine şöyle devam etti: "Yalnızlık insandan insana değişir." Sosyal toplumdan uzak kalma biçimi yaşa ve hareket imkanına göre çok daha kötü durumlara gelebilir. Ancak her yaştan insan kendini yalnız hissedebilir. Komisyon raporuna göre yalnızlıktan en çok hangi kesimin etkilendiği tespit edilememiş. Bu duruma topyekün bir çare arıyoruz. Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre İngiltere'de 200 bine yakın yaşlı insan aylar boyunca hiç kimseyle konuşmadan yaşıyor. Engelli gençlerin %85'i ise yalnızlıktan şikayetçi. Genç yaşta anne olan ve ülkeye mülteci olarak gelenler de yine bu sorunla en çok karşılaşan kesim olarak ön plana çıkıyor. Yaşam süresinin uzaması, geleneksel aile bağlarının dönüşümü, göç ve bireyselcilik kültürü yalnızlığın bir toplumsal sorun haline gelmesinin etkenleri arasında. Araştırmacılara göre aile ya da toplum için bir tür yüke dönüşmekten çekinen çok sayıda yaşlı yalnızlığını itiraf etmekten çekiniyor. Yani yalnızlığı itiraf etmek bile başlı başına zorken durumun resmi makamların işaret ettiğinden daha vahim olduğunu tahmin etmek güç değil. Hekimler sadece yalnız oldukları için kendilerine başvuran hastaların sayısının göz ardı edilemeyecek kadar yüksek olduğunu açıklıyor yalnızlarla ve özellikle de yaşlılarla konuşan robotlar geliştiriliyor ve pazarlanıyor. İngiltere'nin bir devlet politikası olarak yalnızlıkla mücadelesi ise yeni zamanların inkar edilemez fenomenlerinden kimsesizlik ve sahipsizlik sorunları resmiyet kazanmış oldu diyebilir miyiz? Evet İngiltere'de bir bakanlık tamamen yalnızlık sorunlarıyla ilgilensin diye görevlendiriliyor. Belli ki orada yalnızlıkla ilgili bir alarm durumu söz konusu. Hem kendi ülkemize de bakarak gerçekten hakikaten bir alarm durumu söz konusu mu bütün dünyada? Vallahi şimdi bu <laughs> alarmlar bazen yanlış alarmlar olabiliyor. Yani bütün dünyada bir yalnızlık salgını olduğu yönündeki önermeleri kimi yazarlar katılmayabiliyorlar da. E, ama e, hassas nüfuslar var. E, birisi yaşlılar. VTR'de sıklıkla gösterildiği gibi bir de ergenler. Onlar e, yalnızlaşmaya daha eğilimli gruplar olarak karşımıza çıkabiliyor. Ama yalnızlığın kendisi bir alarm durumudur. Nasıl bir alarmdır? Ne demek hocam? Evet. Bu... Şu demek bu. Senin insana ihtiyacın var. Yalnızlık hissediyorsun. Senin insana ihtiyacı var. Susuz olduğumuz zaman, susuzluk hissettiğimiz zaman hı hı. E, suya yöneliriz, değil mi? Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Diyor ki, nasıl susamış bir dudak bir yudum suyu ararsa, o bir yudum su da susamış dudağı arar. Yani bir susuzluktur, insana susamışlıktır yalnızlık. Acıktığımız zaman yemeğe yöneliyoruz. Bizi yemeğe yöneltiyor. İşte yalnızlığın yarattığı ağrı aynı fizyolojik ağrı gibi beynimizde fizyolojik ağrını yani şuraya çimdik attığımda bedenimde nasıl bir ağrı hissediyorsam e, beynimde neresi aktive oluyorsa ağrı ile ilgili yalnızlık da aynı ağrı merkezlerini aktive ediyor. Bir tür ağrı yaşıyoruz, ruh ağrısı yaşıyoruz ve diyor ki bize git insan bul. Git insan bul. Çünkü sen insan olarak insana arayan bir varlıksın. Hepimiz sosyal varlıklarız. İnsana ihtiyaç duyuyoruz. İnsanla var oluyoruz. Nasıl o şiir? Ne çalar kimse kapım, Bağdı sabadan gayrı, Ne yanar bana kimse, Ateşi dilden özge. Şimdi kapımızı bir sabah rüzgarı, Sabah rüzgarı çalsın istiyoruz. Bir insan sesi, Çalsın bizi onaylasın, bizi dinlesin, bize bu dünyada varlığımızın bir işe yaradığını hissettirsin. Yakınlığı hissettirsin. Ama bir şey söyleyeceğim. Evet, Şimdi tabii bakın olacağım. bu yalnızlık şeylerini, yalnızlıkla tek başınalığı birbirinden ayırarak hep devam ediyorum. Yalnızlığı daha kurtulmak istediğimiz bir hal olarak tanımlayarak devam ediyorum. insan türlü türlü yalnızlıklar yaşıyor. Duygusal yalnızlık yaşıyoruz. Bazen kendi duygularımıza ulaşmakta zorluk çekiyoruz. Kendimizi tanıyamıyoruz. Evet. Kendimizi tanımakta kendi zorluk çekiyoruz. Kendimizi azar azar kaybediyoruz. Kendimize yabancılaşıyoruz. Bazen toplumsal yalnızlık yaşıyoruz. İnsan ilişkileri konusunda, kişiler arası yalnızlık yaşıyoruz. İnsanlara ulaşmakta zorluk yaşıyoruz. Kimileri kozmik yalnızlıktan bahsediyorlar. Yani yaratana yabancılaşıyorsunuz. Ondan mesafeniz uzuyor. Ona e, gidecek yolları bulamıyorsunuz. Bazen Erol Hocam'ın ta başta tarif ettiği gibi etik yalnızlıktan bahsediyorsunuz. Dünyaya sizin gibi bakan insanların içinde olamadığınız için e, bir e, dünyayı anlamlandırma problemi yaşıyorsunuz. İnsan türlü türlü yalnızlıklar yaşayabilir. Onlarca çeşidi var yalnızlığın. Onlarca çeşidi var. Biz daha çok işte şimdi kişiler arası boyutuyla insandan uzaklık ve insana susamışlık, insana yakın olma ihtiyacı boyutuyla evet, tartışıyoruz. Evet, mesafesel yanlışlıklara tabii. bakacağız ama hocam çok özür dilerim. Öncesinde sosyal medya hesap duyurularımızı yapayım. Tabii tabii. tabii, devam tabii, edelim tabii. mi? Bizlere sorularınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi sosyal medya hesaplarımızdan iletebilirsiniz. Twitter, Instagram ve Facebook adreslerimizden TRT İnsanlık Hali üzerinden iletebilirsiniz hocam. Devam edelim. Şimdi Kemal Hoca çok e, kışkırtıcı cümleler kullanıyor ve benim aklıma bir yığın teori hücum ediyor. Ama e, böyle yapmamalıyım. Sadece. Sacağım, siz e, en güzel şey e, rahat anlatılabilen şeydir. Biz bunu başarabiliyorsak bu programda vazifemizi iyi yapıyoruz demek. Ben demektir. teoriyi rahat anlatamıyor muyum? Onu mu demek istiyorsun? Yani? Şimdi bak. Şaka bir ee, tarafa. Hürmetsizlik <laughs> etmek istemem hocam. Ama mesajım herhalde alınmıştır. Peki. Ee, ben sonra bir şiir okumak istiyorum ya. Erol tabii, tabii Hoca, hocam. Erol evet. Hoca konuştuktan sonra şiir okuyayım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Evet. Çok özür dilerim. Böyle Aa, bir şey oldum ama. tabii tabii. Siz ben şimdi bu kitapları kitapların hikayesini e, anlatayım. Değerli üstadımız ömrü uzun olsun, Aa. kalemi kuvvetli olsun, çok sevgili Mustafa Kutlu ağabeyimiz programımızı izliyor. Bize çoğu zaman her programdan sonra e, çok ilham verici önerilerde bulunuyor sağ olsun. İyilik programımızdan sonra e, İyiler Ölmez adlı kitabını hikaye kitabını üçümüze hediye olarak göndermiş. Mustafa abimiz bizi izliyorsa yönetmenimiz Aydın çok gönül koymuş biz ekran önünde değiliz diye Mustafa abi bizi niye unutuyor diyor. E, kendisine de buradan duyurmuş olalım. Allah uzun ömürler versin ve e, bu kitaplarla Mustafa abinin kitaplarıyla biz büyüdük. E, Bize vermeyecek yani, misin? Bizim büyük ustamız e, şöyle şey yapayım da evet e, Erol Bey'e ve Seval Hanım'ın nüshalarını e, takdim edeyim bana göndermiş. Ben sizlere ulaştırdım. Allah evet. uzun ömürler versin ve gençleri de bu kıymetli yazarlarımızla tanıştırsın. Ee, okumak lazım. İnsanın içini büyüten, genişleten kitaplar. Amin. Çok öyle teşekkür yaptım. ediyoruz. Ee, Mustafa Hoca'ya, Mustafa Kutlu Hoca'ya. Kalemine sağlık, emeğine sağlık. Hakikaten benim için de benim için de çok kıymetli, çok. Fazla da öyle bir tutmayın. Çocuğa. Mustafa evet. abi rahatsız olur. Öyle mi? Peki. Evet. Çok e, istemez ee, yani. Şu an yakınlaşacak da. ben de bir cümle söyleyebilir lütfen, miyim? Lütfen, lütfen. Ee, çok teşekkür ederim üstadım. Biz yokuşa akan sulardanız, damlalarıyız. Belki e, Mustafa Kutlu gibi büyük bir edebiyatçımız var diye onun eserleriyle biz de iyilerden oluruz ve akışımız düzelir diye temenni ediyorum ve çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Buyurun hocam. Gençlere gönderme yaptın ya Kemal, ben de tam gençlerden bahsedecektim. İşte ee, işte yaşlılar, hastalar, engelliler derken atladığımız bir grup gençlerin yalnızlığı Kemal Hocam. Çünkü gençler kimliklerini, kişiliklerini o akran gruplarında sağlıyorlar. Akran grupları onların gelişimleri için vazgeçilmez. Ama nedense son zamanlarda akran grupları arasında da sorunlar çıkıyor. Akran grupları gençlere bazı gençlere kötü davranıyor. Ve bununla ilgili de alarmlar var. Genç olmak e, akranlar arasında yetişkinliğe adım atmakla ilerleyen bir süreç aslında. Ben kendi oğullarıma iki, e, bir kelimeyi yasakladım biliyor musunuz? Hangi kelime hocam o? O da ezik kelimesi. Ya. Şimdi evet. Diyor, bir, gençten bahsediyoruz mesela onların arkadaşından lisede oldukları sırada baba onu boş ver o ezik diyor. Çocuğum ezik ne demek yani? Hani ben ezilen sınıfları falan bilirim ama yani ezik bir çocuk ne demek? Ezik bir genç ne demek? Bunu bilmem. Dedim ki böyle bir şey yapmayın. Tam tersine kimi ezik hissediyorsanız ona daha çok sarılın. Tabii. Ve ittiriyorlar. Onu yoldaş bilin gençleri gençlerin birbirlerine zulmü inanılmaz derecelerde ve işte o sonradan kronik yalnızlaşanlar ve kendisini hep çekinik kalmaya muhtaç hissedenler, zorunlu hissedenler, işte gençlerin birbirine ezik dediği çocuklar. Yani aman arkadaşlar, oğullarıma söylediğimi bütün gençlere de söylüyorum. Sakın ha birisine ezik diyorsanız bilin ki onun size ihtiyacı var. Onun elinden daha çok tutun. Ona daha çok sarılın. Siz birbiriniz sayesinde kişi olacaksınız. Birbiriniz sayesinde insan olacaksınız. Aman ha hocam çok güzel bir konuya değindiniz. Evet. Hallacı Mansur'a atfedilen bir söz var. Diyor ki cehennem acı çektiğinizi kimsenin duymadığı yerdir. İşte yalnızlar yalnızların acısı kolay kolay duyulmaz. Yalnızlar seslerini de çok duyuramazlar içten içe kavurucu bir çöl sıcağı gibi o acıyı içlerinde gezdirirler. Bu ezik kelimesiyle bir dönem ben de çok karşılaştım. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde ergen kliniğinin yöneticiliğini yaparken gençlerin dilinde en çok duyduğum sözcüklerden birisiydi bu. Bir gün bir kızcağız intiharın koynundan zor almışlar. Yani intihar girişiminde bulunmuş gelmiş. Vizit yapıyoruz. Nedir kızım derdin diye sordum. Dedi ki arkadaşlarım o zaman bir başka bir e, sosyal medya programı vardı. Şimdi ismini vermeyelim. E, orada toplandılar. Hepsi bana hücum ettiler. Bana ezik dediler. Ezik dediler. Ben de merhamet kitabımda var. Ezik diye bir yazı yazdım. Dedim ki ey ezikler, bu ilkenin umudu sizlersiniz. Siz bir hayalin koynunda... E, saatlerce yol alabilirsiniz. İnsanları ezmeyi düşünmezsiniz. İnsanlara kötülük yapmayı düşünmezsiniz. Hayal kurarsınız. Dünyayı değiştirmek istersiniz. Kendi içinize gömülürsünüz. Yaşarsınız. Kimseye zarar vermezsiniz. Ezikler bu ülkenin ümididir hocam. Zarar vermeyenler. Bir tane e, bir belgesel vardı. Anadolu'nun sesleri diye. Bir dağın başında Doğu Karadeniz'de bir amcayla sohbet ediyorlar. Dağın başında kuş uçmaz kervan geçmez bir yerde. Diyor ki bana diyor deli bilmem ne derler diyor. Deli Rıza derler atıyorum şimdi ismini hatırlamıyorum. Biz tabi diyor kimseye boyun eğmezsen diyor eyvallah etmezsen deli olur adın diyor. Ben de razıyım bu deliliğe diyor. Yani bizim o delileri de Yalnızları da, e, ezikleri de bağrımıza basmamız lazım. Şimdi sanki bu kavramların da çok farkında değil bunu söyleyenler gibi hissediyorum. Çünkü e, ne kadar yıkıcı etkilerinin farkında olsalar iş değişecek. Burada biraz daha böyle bir eğitimcilere iş düşmüyor mu? Çok, Okullara çok iş düşmüyor mu? Yani çok özverili bizim hocalara, öğretmenlere, çok, öğre, eğitimcilere ihtiyacımız var. Sevmeyi öğretecek değil mi? Hocalarımızın, okul yöneticilerimizin. Gençlik grup işleyişlerine çok dikkat etmesi lazım. Evet. Gençlik gruplarından dışlanan e, gençlere, eziklere. Ülkemizin umudu dedi Kemal Hoca ama tabii ki çok katılıyorum buna. Ama umut olmaları için de ellerinden birini tutmak tutması lazım. lazım. Evet. Yoksa ezikleri eziklerdeki cevheri fark edecek bir, birilerinin olması lazım. Olması lazım. Onlar ezik hissettikçe uzaklaşıyorlar evet. ve çekiniklikleri artıyor kaçınganlıkları artıyor ve giremiyorlar topluluklara. Ondan sonra memleketin umudu Kemal Hoca'nın karşısına geliyor, gelebilirse o da. Değil mi? O Sağ yüzden de. yani aman ha eğitimcilerimizin dedi. De. Uh -huh. Öğretim kolay. Ders anlatırsınız. Ama bu teneffüste, okul çıkışlarında, okul girişlerinde, hafta sonlarında gençlerin ne yaptıklarında kulak kesilmeleri lazım ve dışlanmış gençler varsa onları tekrar lehimlemesi gerekir eğitimcilerinde, ailelerinde. Yani çocuklarımız ezik hissettiklerinde ailelerin de harekete geçmesi lazım ve onlarla dertleşmeleri lazım. Çünkü bu yalnızlığın büyük yaralar açması tam o çağda başlıyor. Evet. Evliliklerin içindeki yalnızlığı da unutmayalım hocam bir de. Evet evet onu bazen da konuşalım. De, e, geçen programda söylemiştik ya bazen en uzak mesafe iki insanın arasındaki kadardır bazen evliliklerde bir çiftlerden birisi bir tarafa savruluyor, öbürü öbür tarafa savruluyor. İkisi de paralel yalnızlıklar yaşıyor bir evin içinde. Birbiriyle konuşmayı unutuyorlar, birbiriyle gülüşmeyi unutuyorlar, sohbet etmeyi unutuyorlar. O zaman yalnızlık akıyor ırmaklarca. Vay hocam. Aa. <laughs> hocamın, hocamın şiirleri vardır. Harika, evet. Şeyde, ikindi Yazıları dergisinde. Bir gün onları çıkaracağım. Evet. Ben bir şiir okuyabilir miyim? Tamam hocam. İsmi evet. nasıl okunuyor? Lütfen buyurun. Cesar Vallejo. Yok Cesar Vallejo. Evet. Vallejo güzel. İki Vallejo. L sanki Y okunuyordu İspanyolca'da. Evet. Y yeah, olarak, olarak okunmuş. Cesar Vallejo. Biz İsmet Özel'in şiir kitabından tanımıştık. İsmet Özel'deki L özel diye okunuyor. Evet. Teşekkür ederim yardımınız için. Agape. Agape, agape, agape. Tabii burada yaşlandığımız için evet, çıkarıyoruz henüz e, çift e, bir fokal şeyde alamadık. E, İmkanlar elvermedi. E, Agape şiirini okuyoruz. Sezar Vallejo'dan. Kimse gelmedi bugün bana sorular sormaya. Kimse bir şey istemedi benden bu ikindi. Bir tek mezarlık çiçeği görmedim bu bütün o neşeli fener alayında. Affet beni tanrım. Ne kadar az öldüm. Herkes, herkes geçip gidiyor bu ikindi. Sorular sormadan bana, beni sormadan. Bilmiyorum ne unuttular. Ellerimde kalan bu fenalık yabancı bir nesne gibi. Kapıya çıkıp bağırmak istiyorum herkese. Aradığınız biri varsa işte burada. Bütün ikindilerinde hayatımın anlatamam ne kapılar kapandı yüzüme ve ruhum yabancı bir şeyle doldu kimse gelmedi bugün ve çok az öldüm bu ikindi. Büyük şair evet. Agape ne? Buyurun hocam, onu sizden rica Rusya'nın Hristiyanlıkta önemli bir kavramdır. Adanma, aşkla ilgili. Günümüz aşklarını eleştirirken, bu aşka biraz adamma da katmak lazım e, der aşk çalışmaları ve bu arada Kristeva, maden... hocam yine girdin teoriye <laughs> girmeyeceğim ne gireyim evet. ya çok önemli bir şey. <laughs> Kristeva Kristeva deyince hocam <laughs> tamam ben sana evet. atıp <laughs> yok tamam çok kıymetli bir yazar da, evet. çok kıymetli evet. diyor ki Hı -hı. benim olmadığı için fikir. E, aşktan söz etmeye bayılıyoruz ya Kemal. Seval Hanım. Herkes e, aşk konuşunca böyle bir gevşiyor. gevşiyor ve konuşmak istiyor. Bu konuşmayı bile kendi yalnızlığından ve yalnızlık korkusundan kaçışa bağlıyor. E hocam şimdi yapışıyoruz. Yapış yapış evlilikler de bundan oluyor. İnsanlar kendi yalnızlıklarından korktukları için ve etrafımızda insan kalmadığı için özellikle modern toplumda yani dostları azaltıyoruz. Hep şüpheleniyoruz insanlardan. E, aman ya bizim e, işte önümüze taş koyarlarsa diye falan endişeleniyoruz. İnsan en yakındaki kişiye, sevgiliye yapışıyor. Bu sefer yüksek gerilimli e, elektrik hattına dönüşüyor bir sevgili ilişkisi, bir evlilik ilişkisi. Her şeyi karşımızdakinden bekliyoruz. Anne olsun bana, terapist olsun... Arkadaş olsun, yaren olsun, e, olmuyor her şey birden. Geçen programda konuştuk. E, bu da e, insanlardan beklentimiz arttıkça hayal kırıklığını da büyütüyor. Şimdi izleyicilerden de bir takım yorum ve sorular gelmiş. Onları da paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Mine Yılmaz akıllı telefonlar çıktıktan sonra genel olarak çoğu kişi telefonla arkadaş oluyor ben, bence demiş. Sanki kimseye ihtiyacı yok gibi kişilerin toplum olabilmek sosyal olmayı gerektiriyor. Giderek sosyal olan bir toplum e, asosyal olmaya giden bir toplum oluyoruz diyor. O yüzden yüce Allah'ım yardımcımız olsun demiş Minilmaz. Bu şeyi konuşalım bir yerde e, yani ilerleyen sosyal medya belki. Yalnız. Sosyal medya ve yalnızlık Yalnızlığı. meselesi ayrı bir bahis. Tamam var. evet. evet Onun yani dışında teknolojinin da... hep e, söylüyoruz ya Kemal e, yani uzakları yakın ederken yakınlıkları da bilinmez mecralara attığı kesin. Yani o yüzden e, katılıyorum Mina Hanım, tabii. Soruları ben hızlıca çünkü sonra birikiyor ve o Çok soruları tabii yer veremiyoruz. Modern dünyada insan neden yalnızlığı seçer? İnsana yalnızlık hissi veren etmenler nelerdir demiş Ayşe Kurtulmuş. Konuşuyoruz. Serdar Aydın, modern kent hayatında inziva sayılacak yalnızlık nasıl yaşanabilir? Günümüzde insanlar evet. özellikle kullandıkları sosyal platformlarla sosyal özellikle sosyal medyanın yalnızlaştırdığı evet. insan üzerindeki sorular yoğunlaşmış. Sosyal medyadaki etkileşimlerden dolayı yalnız olmadıklarını düşünüyorlar. Yalnızlığı doldurmak konusu sizce sosyal medyanın etkisi bu konuda nedir demiş. Sercan Şahin 29 yaşındayım. 5 senedir Avusturya'da yaşıyorum. Ankara'da geçen yıllarımı özlüyorum. Sizin söylediğiniz o gurbet yalnızı. Hayatımın en zor 5 yılı 6. yıla giriyor. Ee, Avrupa kültürüne kendimi bulamıyorum. Ne yapmam lazım demiş. Bir, bir, Lütfen. Şimdi burada iki şey söyleyeceğim. Ee, Avusturya'daki kardeşimize de bütün gurbetçi kardeşlerimize de selam yollayalım. Selamlar evet. Bir... birazdan bir şiir de yollayacak. <laughs> Ee, birkaç sene önce Hollanda'ya konuşma yapmaya gittim. Ee, bir gurbetçi kardeşimiz, işte bir yerde oturduk sohbet ediyoruz, bana saatini gösterdi. Kitabımda yazdım bu hatıramı. Dedi ki, bak hocam dedi, saat kaç dedi. Ben saati biliyorum o sırada, diyeyim ki 19.10, bakmama gerek yok dedim, 19.10 dedim saat dedim. Yok dedi, benim saatime bak dedi. Baktım, işte mesela 17.10. Niye dedim bu 17.10, senin saatin 2 saat geri. Ee, pardon, e, 21.10. Yani biz onlardan daha ilerdeyiz. E, 21.10, 2 saat ileride. Niye böyle senin saatin dedim. Ben dedi 20 sene önce Hollanda'ya ayak bastım bastığım o gün Türkiye'nin saatine kurulu e, idi saatim ve hiçbir zaman Türkiye'nin saatinin dışına çıkmadım. Her zaman buna göre hesap ettim. Türkiye'nin saatiyle yaşadım. Ruh akrabalığını bakın o gurbet hissini böyle telafi ediyor. Yalnızlık hissini böyle memleketle bir rabıta kurarak, hmm. bir yoğun ilişki kurarak. Almanya'da da bana şöyle bir hikaye anlattılar. İlk bizim gurbetçiler şeye gittiği zaman trenle gidiyorlar ya. En sevdikleri yer hafta sonlarında tren istasyonlarıymış. Bahnhoflara gidiyorlar. Trenleri seyrediyorlar. O trenlerin kalkışını seyrediyorlar. Çünkü onun ucunda memleket var. Ya bizim millet gibi çok içli bir çok içli bir milletimiz var bizim ya. Ben Hakikaten ben bazı insanlar sen çok romantiksin falan diyorlar ama ben bayılıyorum bu bizim insanımıza. Yani saf bozulmamış, fıtratı bozulmamış insanımıza. Genetiğiyle oynanmamış insanımıza. Yani Biraz yersin... alındım bundan. Niye biliyor musun? Olumlu <laughs> evet. anlamda. Ya bizim hanım izliyor mudur acaba programı? Ee, gene okul yıllarında işte başımıza bir sevda geldi ve kız gitti İstanbul'a ve ben de çaresiz bekliyorum ve çok yalnız hissediyorum. Gelecek mi gelmeyecek mi diye. Otomatik olarak Kemal Acettepe yurdundan gara her gün gidip bekliyordum. Aha. Ya şimdi bak o yüzden sen o garda bekleyenlerle ilgili bir sürü güzel şey söyleyince alındım ben de ondan. Ee, tabii o gelecek hissim varsa bekliyorsun. O insanlar ee, Birçok şey bekliyorlar istasyonda. Trenlere bakmıyorlar sadece. Bekliyorlar. Çünkü umutları var. Belki birisi gelecek. Belki gidecek. Şimdi sosyal medyada geçenlerde bir şey gördüm. Ee, ağlamakla oldum. Nedir hocam? Şöyle ki ilk televizyon kanalı kurulmuş. Sadece siyah beyaz TRT var. Ve gurbetçilerimizin gidişi de zaten hemen hemen aynı zamana rastlıyor. İzne geliyor bir gurbetçi. Evinde televizyon bitene televizyon da getiriyor ve kuruyorlar televizyonu. Ve İstiklal Marşı okunana kadar bekliyorlar. İstiklal Marşı okumaya başlayınca bu hazırlığa geçip İstiklal Marşı'nı söylemeye başlıyor. Evdekiler gülüyorlar ne yapıyor bu diye. E gurbette böyle diyor. Ben her sabah bu televizyonu TRT'yi izleyip İstiklal maaşımı söyleyip öyle yatıyorum ve alıştım diyor yani. Evet orada sanki daha fazla sahip çıkan bir algı görüyoruz değil mi? Bütün hikayelerde ona çıkıyor i̇şte sanki. Vatanıyla ilgili bir beklentisi var. Evet bu çiftler arasındaki hem mesafesel yalnızlık hem de hiç mesafenin olmamasına rağmen çekilen yalnızlık üzerinde biraz duralım istiyorum. Çocuklara değindik çünkü yeteri kadar diye düşünüyorum. Siz öyle düşünüyor musunuz bilmiyorum ama eğer değinmediğimizi düşünüyorsanız devam Bakarız, edebiliriz bakarım. zaman zaman ara ara. Bu arada gelen sorularla tabii da tabii biraz şey, bir şekil Ama cevap vermedik Viyana'lı izleyicimize. Evet. Ya şimdi normal şartlarda işte entegrasyon politikaları falan uygulanıyor ya. Hı hı. Yani Viyana'daki yaşama katılmakla ilgili önerilerde bulunulması icap eder. Öyleydi eski stratejiler. Şimdi ben çok açık biçimde diyorum ki kardeş Türkiye'ye kulak kesil. Türkiye'nin radyosunu dinle, Türkiye'nin televizyonunu dinle ve Türkler nerede oturuyorlarsa onlarla bağlantı kur. Çünkü bu sıla özlemi çok önemli gurbette çekilen yalnızlıkta. Ve sen aynı dili konuşan insanlarla bir arada olduğunda biraz içindeki sızı yatışabilir. diye bir önerim var. Kemal Neda bilmiyorum. Valla ben Kanada'da çalışırken <gülüyor> hatıralar <gülüyor> hatıraları tetikliyor. Bir gün... Sen bir... de mi aşık oldun orada? Yok çok şükür olmadım. Çok şükür. Evet. <laughs> e, bir gün e, bir Türk hastam geldi. Hast, e, hastayı uğurlarken çocuğu da yanında. Çocuğu ilk defa beni gördü. Ve benim annesine Türkçe güle güle dediğimi duyunca çocuğun o tepkisini unutmuyorum. Çocuk gözleri fal taşı gibi açılmış baktı ve annesi dedi ki anne bu doktor Türkçe. Türkçe. <gülüyor> <gülüyor> bu doktor Türkçe. Yani dil varlığın evidir diyor ya filozof. Dil e, bizi birbirimize rapt eden şeydir. İnsanlar arasındaki mesafeyi yürüten şeydir. E, o yüzden... Ee, aynı türkülerde ısınırız, aynı efendim hikayelerde ısınırız. Evet. Bir dili paylaştığımız zaman bir düşü paylaşırız. Ee, dil çok mühim. Şimdi bu sorularla biraz devam edelim. Ee, modern toplumların yalnızlığından, bizim onlardan farklı olduğumuzdan bahsettiniz. Peki modernleşen bir toplum olarak biz bu tehlikeye karşı nasıl önlem alacağız? Demiş Bilal Yılancı. Yiğit Zeynel kültürel çeşitliliğin yalnızlık üzerindeki etkilerini. Sormuş. E, hocam, mülteci öğrencilerle zaman zaman e, çalışmalar e, yapılıyor, dertlerini dinliyoruz. Akran gruplarından dışlandıklarını söylüyorlar. Ne yapmamız gerekiyor? Demiş. Çok bu Çok önemli, önemli bir, çok önemli e, bir soru. soru. Bir kere bu İngiltere'deki e, yalnızlık Bakanlığı'nın kurulması e, bütün ülkeleri ve özellikle yöneticileri, politikacıları alerme etti. Bu iyi bir gelişme. Yani bir kere kendi toplumumuzun, kendi kültürümüzün. Hı -hı. Kıymetini bir bilelim. Yani burayı küçümsemekten bir hal olduk. Aydınlar için söylüyorum. Yani burada iyi bir hayat var. Burada insanlar bir hayat kavgası sürdürüyorlar ve mesela yalnızlık gibi dertleri aşıyorlar. İşte kapitalizmin musallat ettiği epistemolojik yalnızlık vesaire gibi bir sürü kavramlarla açıklamaya çalışılan durum burada yok. O yüzden bir kere buradaki kültürü iyi araştıralım ve nelerine sahip çıkacağımızı iyi bilelim. Bakın sadece yalnızlık değil. Yalnızlığın en pervasız biçimde yaşandığı ve en büyük dert olarak karşımıza çıktığı durum gördük yaşlılar. Yani Türkiye'de de ömür uzuyor. Türkiye'de de yaşlılar evlerinde yalnız kalmaya başladılar. Mesela onlar için önlem alalım şimdiden. Evet. Benim önerim yalnızların bir arada yaşayabileceği. Çünkü yalnız yaşlılar ...çocuklarıyla kalmak istemiyorlar biliyor musunuz? Siz huzur evlerinin e, yaygınlaşmasından mı... Huzur evi ya, değil. Bir kere o huzur evi adını... Evet çünkü bu durum beni de beğeniyor çok... Beğeniyor özellikle de onu yani, çok sormak yani, istiyorum hayır, yaş yaşlılar için... E, mahalleler kurabiliriz mesela. E, onların e, işlerini... ...belediyeler üstlenebilir. Yani bakım Almanya'da işlerini, var, yemekleri vesaire. Bu tip durumlar e, benim, benim Benzer kadarıyla. şeyler e, yapılmaya çalışılıyor ama biz... ...işte camisi de olan... İşte çocuklarının ziyarete gelebildiği ve hatta yatıya kalabildiği yani yaşlı mahallesi dememin nedeni hem sosyalleşmeyi arttırabilir hem hizmetleri daha kolay yürütebiliriz. Ama yaşlının evi olacak yine ve ziyarete açık olacak. Hem kendileri görüşebilir hem ziyaretçi kabul edebilirler ya da benzeri çareler üretmemiz lazım. Yalnızlığın büyük bir dert olduğunu bakın biz de bir kere burada dile getiriyoruz ve program yapıyoruz ve bu dert işte günde 15 sigara içilecek kadar fiziksel sağlığı da etkiliyor. Obeziteden daha tehlikeli. 2017 yılı içinde ben sayamadım kaç tane kongre düzenlendi yalnızlıkla ilgili. Da ilgili. Türkiye'de evet. değil, Batı'da. Batı'da. Yani biz o yüzden hani bu daha kapımızı çalmadan dert hazırlanmamız lazım. Çok düşünmemiz lazım. Çok konuşmamız Hocam, lazım. şimdi az önce Serdar Aydın Bey'in bir şehirleşme şehirleşmeyle ilgili bir şeyi vardı. Bunu da bitiştirerek ben de bu konuya bir katkıda bulunmak istiyorum. Bizim inşa ettiğimiz şehirler ve şehirleşme biçimimiz yalnızlığı tırmandırıyor. Hem de nasıl? Biz e, beton kuleler inşa ediyoruz. O beton kulelerde insanların birbiriyle temas etme imkanları yok. Biz yeşil alanlarımızı kaybettikçe insanların birbirine rast geleceği, bakışacağı, selamlaşacağı, yan yana bir bankta oturup e, sohbete başlayacağı yerleri de kaybediyoruz. Toplumun bir araya geldiği agoraları, meydanları, göz göze geldiği meydanları kaybetmememiz lazım. İslam mimarisi mesela meydan üzerine kuruludur. Boşluklar üzerine kuruludur. Her boşluğa biz apartman diktiğimizde insanların nefes alacağı bir yer bırakmadığımız gibi birbirleriyle karşılaşma, bilişme imkanlarını da yok ediyoruz. Ve Bakın e, mesela İstanbul'da bazı semtler inşa ettik, sıfırdan bazı semtler inşa evet. ettik, Batı Ataşehir falan gibi. Oraya da e, yerleşen insanlar bir süre sonra o yabancılaşma duygusuyla birbirine karşı çok agresif davranmaya başlıyor. Ben bizzat oranın sakinlerinden dinliyorum. Çünkü e, kent ahlakını oluşturacak şey biraz da mahalle ahlakıdır. Mahallelerde hani nasıl aileden topluma bir ahlak yayılır, mahalleden de şehre bir ahlak yayılır. Şimdi bununla ilgili geçtiğimiz yıllarda hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum ama bir söylenti miydi, bir haberdi daha doğrusu. Bu yalnız yaşamı önüne geçip de insanları aileleriyle birlikte yaşamaya sevk edecek bir düşünce vardı. İşte bir artı bir evler, küçük evler, bir artı sıfır evler artık yapılmasın denmişti. Mesela bu İngiltere'deki meseleden bile çok çok önce söylenen bir şey bizim kendi ülkemizde. Yani bir takım küçük küçük önemler alınıyor sanki ama. Yani düşünülüyor. Düşünülüyordu düşünülüyor. ama bir, tabii bir nasıl kere, yaklaşacak? Bir artı bire gelmeyelim. Ee, şimdi e, herkes ister ebeveynine sahip çıkmak, onunla aynı mekanı paylaşmak ya da yakın oturmak. Hı hı. Ama şimdi o klasik mimaride bile, apartman mimarisinde üç artı birde diyelim iki çocuğum var. Nasıl annenle babanla oturacaksın Seval? Yani oturalım deniyor ama nasıl oturacaksın? Yani hele hele e, maddi güçlükleri de hesaba katarsak... ...yani daha e, eski mahalle mimarisini canlandıran... ...işte insanların bakışmasını kolaylaştıracak. Bir de mekanın kendi psikolojisi var. Mekan psikolojisiyle birlikte geliyor. Sen o apartmanın içinde sahiden bakışmıyorsun. Yani mahalleyi ona göre e, dizayn edebilirsin. Şimdi... Akraba apartmanları var biliyor musun Ankara'da. Ya İstanbul'da da çok. <laughs> yani insanlar kendileri çözümler iyi, buluyorlar evet. ama olmuyor. Orada da başka hırgürler olmuyor, oluyor. Olmuyor tabii. Çekememezlikler evet. Yani bu, bunları daha e, mahalleler tarzında örgütlenmeyi düşünmeli şehircilerimiz. Yani komşuluk ilişkileri önemli. Eskiden insanlar anahtarını komşusuna bırakabiliyorlardı. İşte ne bileyim bir işi çıktığında, bir hastaneye gideceğinde tabii. çocuğunu bırakabiliyordu, güvenebiliyordu. Şimdi Kime bırakacağız? Nereye hı. bırakacağız? Bir çalışmadan bahsedeyim. E, Roseto çalışması. Roseto Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kasaba. İtalyan Amerikalıların kurduğu bir kasaba. Hı hı. E, İtalyan Amerikalılar e, çok yakınlar birbirlerine. Aynı bizimki gibi bir toplumlar. Evet. E, çok sık birbirlerine gidiyorlar, gel geliyorlar. Birbirlerinin dertleriyle çok yakından ilgileniyorlar ve kalp hastalıkları neredeyse sıfır düzeyinde iki nesil önce. Sonra giderek Amerikanlaşıyorlar. Biz eksik bıraktık demin Lütfen Kemal'cim unutma hmm. o şeyi. Yani yalnızlığın fiziksel sağlığı en olumsuz etkisi kalp üstüne. Yani kalp rahatsızlıkları daha çok oluyor yalnızlarda. O Şimdi yüzden... hocam işte oraya geliyoruz. Ee, Gel zaman git zaman Amerikanlaşıyorlar. Birbirlerini arayıp sormamaya başlıyorlar. Sonraki nesiller daha da birbirinden uzaklaşıyor. O mahalle havasını kaybediyorlar ve... Hipertansiyon, kalp krizi hepsi tavan yapmaya başlıyor. Yani çok enteresan bir veridir bu. Ee, yakınlık insanları kalp hastalıklarına karşı korurken yalnızlaşma kalp hastalıklarının riskini çok artırıyor. Arttırıyor. Gene aynı şekilde bunu yani, bunama açısından da, ...Alzheimer açısından da öyle. Tabi. Yani e, yalnızlık, ...Alzheimer'ı arttıran etkenlerin e, arasında yani ilk e, sıralarda sayılıyor yani yalnızlık. İlk sırada kalp geliyor sonrasında yine Alzheimer gibi asıl Bu, bu numaraların önlenmesi açısından evet. da yalnızlığı çareler üretmemiz şart. Şimdi e, hatırlar mısınız bilmiyorum haber bültenlerinde de çıktı. İşte 89-94 yaşlarında çok sevimli iki yaşlı çift evlerinde birdenbire işte karşı komşuları da tatile gidiyor ve çığlık çığlığa bağırmaya başlıyorlar. Ama, yani evet evet İtalya'da. ağlamaya başlıyorlar Roma'da. Roma'da. Hmm. Ee, ağlamaya başlıyorlar ve sesini etraftan duyanlar da sanki onlar şiddete maruz kalıyorlarmış gibi düşünüyorlar ve polisi çağırıyorlar. Sonrasında onunla ilgili bir VTR'miz var. Onu izleyelim. Üstüne konuşalım. Tamam. İtalya'nın Roma kentinde yaşayan 89 yaşındaki Yole ile 94 yaşındaki kocası Michel komşuları da tatile gidince tamamen yalnız kaldı. Günlerdir kimseyle konuşmayan çift sonunda bir akşam yalnızlıktan bunalınca çığlık çığlığa ağlamaya başladı. Yaşlı çiftin sesini duyanlar şiddete maruz kaldıklarını düşünerek polisi aradı. Yole ve Michel'in evine giden dört polis memuru karşılarında fiziksel olmasa da duygusal olarak yaralı bir çift buldu. Polis memurlarına dertlerini anlatan Yole ve Michel, konuşacak kimseleri olmadığını, televizyonda haberleri izlerken gördükleri kötü haberlerden de etkilendiklerini anlattı. Bu kez üzerlerine düşenin bir suç eylemini önlemek değil, yalnız bir çifti rahatlatmak olduğunu anlayan polislerden Andrea mutfağa girerek akşam yemeği hazırladı. Bu sırada diğer memurlar Alessandro, Ernesto ve Mirko da yaşlı çiftle sohbet etti. Polis memurlarının elinden tereyağı ve peynirli makarna yiyen Yola ve Michel artık sakinleşmiş görünüyordu. Yaşlı çiftin fiziksel bir sıkıntısı olup olmadığını anlamak için eve sağlık ekipleri de çağrıldı. Roma polisi yaşanan bu sıra dışı tecrübeyi resmi Facebook hesaplarından kentsel bir insanlık hikayesi başlığıyla paylaştı. İletide hayat her zaman kolay değil, özellikle de şehir boşalıp komşular tatile gitmişse bazen yalnızlık gözyaşlarına dönüşür ve bazen de bir yaz sanağına benzer. Aniden gelir ve sizi alt üst eder. Bir tabak tereyağlı ve peynirli makarna. Özel bir şey değil ama içinde çok kıymetli bir malzeme var. İnsanlık ifadeleri yer aldı. Emniyet müdürlüğünün bu mesajının altına binlerce yorum yazılırken kimileri polislere teşekkür etti, kimileri de bu yaşlı çifte yardımcı olmak için adreslerini sordu. Şimdi bu Roma'daki bir örnek ama biz ülkemizde de sanıyorum ki artık hakikaten kapısının çalınmasına ihtiyacı olan yaşlılarımız var. Ne yapmamız lazım? Vallahi bizim e, toplum hizmetlerini biraz yaygınlaştırmamız lazım. Toplum hizmeti yapabilecek çok aktörümüz var. Cami, cami imamı toplum hizmetkarı olabilir. Okulun öğretmeni toplum hizmetkarı olabilir. Yani bizim mahalle kültürünü biraz diriltebilirsek eğer veya top, biraz şehirlerimizi mahalle mahalle düşünebilirsek bir defa muhtarların hangi evde kimin yaşadığı ile ilgili kesin bir fikrinin olması lazım. Tabii bunun için daha küçük birimlere ayrıştırmamız lazım ve kimsesiz yaşlı insanların düzenli olarak ziyaret edilmeleri lazım. Hı hı. Onların hal hatırlarının sorulması lazım. Arayanların soranların olup olmadığının Anlaşılması lazım. Sadece seçim dönemlerinde değil yani. Evet. Mesajı verildi e, Erol Hocam. <laughs> e, bir şey anlatacağım. Bu hikaye Bütün bana hocam. başka bir hikaye ça çağrıştırdı. Viktor Frankl bizim mesleğimizin üstadlarından bir kitabında şöyle bir hikaye anlatıyor. Bir gece yarısı böyle 12 falan gibi Viyana'da telefonu çalıyor. E, kaldırıyor telefonu. Doktor Frankl diyor bir bayan sesi karşıda. Buyurun benim diyor. Ben intihar etmek üzereyim diyor. Adam şaşırıyor. Benim telefonumu nereden buldunuz filan diyor. Rehberden psikiyatristlerin ismini aradım diyor. Sizin isminizi buldum diyor. Aa. Ve sizinle konuşmak istedim. İntihar etmeden önce son bir defa birisiyle konuşmak istedim diyor. Ve Viktor Frankl onunla 45 dakika konuşuyor gece yarısı. Yani bugün için biraz ütopik bir şey günümüzün toplumu için ama. 45. Beni aramayın diyorsun yani. <laughs> Gece 12'de herhalde kimse kimseyi aramamalı günümüz toplumunda. Ee, çok şükür artık acil servislerimiz var Erol Hocam. Ee, ve e, 45 dakikanın sonunda kapa kadın teşekkür ederim Doktor Frankl diyor. Ne düşünüyorsunuz diyor. Yani gerçekten yapacak mısınız bunu? Hayır Doktor Frankl diyor vazgeçtim diyor. Gecenin bir vaktinde... Bir insanoğlu benim derdimi dinlemek için 45 dakikasını ayırıyorsa bu hayat yaşamaya değer demektir evet. diyor. Aa, güzel bir örnekmiş. Evet. Bir hikaye daha anlatacağım ama Erol abi, Erol hocam bakıyor. Ya, yeter bu Kemal çok konuştu diyor. Evet. Yine alalım o e, hikayeyi biraz, ama Erol biraz hocam. Yani evet. Biraz milli olalım. Evet. Ee, o da şu. E, yani bizim yaşlarımızla ilgili e, tabii çok hazırlanmamız lazım. Yani toplumumuzun e, nüfusu Yaşlanıyor bu önüne geçilmez bir şey. İyi de bir şey. Yani insan ömrü Türkiye'de de uzuyor çünkü. Huzur evlerinde kalanlarla ilgili Kemal Hocam bir çalışma yapılmış yeni daha. Annesi babası huzur evlerinde kalanların yüzde yetmiş ikisi devamlı biçimde ilgileniyor anne babasıyla. Yüzde yetmiş ikisi. Yüzde yirmisi arada bir ilgileniyor. Ve bu üstelik yaşlara sorularak hı hı. yapılmış bir anketin sonucu. Yüzde 8 ilgilenmiyor. Şimdi huzur evlerinin kendine göre ya da yaşlı mekanlarının diyelim, yaşlıların kaldığı kurumların kendine göre bir organizasyonu var. O kadar kötü durumda değil yaşlılarımız. Hı hı. Ama mesela bu yüzde 8 hiç ilgilenilmeyen kesim var ya, onlar dertliler. Yani bu dertler nasıl aşılabilir? Yani yaşlık problemi sadece evlatlara, akrabalara bırakılmayacak kadar da önemli. Yani aralarında problem var ve ilgilenmiyorlar. O bizim görevimiz. Yani evladı ilgilenmese bile mutlaka devlet, toplum o insanlara el uzatmalı. Tabii. Bunu e, diyebilirsiniz ki hocam bu çalışma işte kurumlarda yapılmış. Yani toplum içinde bu oran daha azdır. Katılırım. Ama toplum içinde de yüzde beş dört olsun canım. Hiç anne babasıyla ilgilenmeyen evlat. Yani kurumda değil. Yani onlarla da Kemal Hoca'nın sözüne ettiği şey, yani belediyeler, aile ve sosyal politikalar bakanlığı ve o bakanlığın yetkilileri mutlaka yaşlı insanlarımızı, yalnız yaşlarımızı tespit etmek ve onlara rutin ziyaretler düzenlemek zorunda. Peki e, evet bu oran çok az yüzde sekiz ya da işte toplum içerisinde yüzde beş diyorsunuz ama e, yani hiçbir yaşlının bunu hak etmediğini düşünerek ilişkileri daha iyi bir noktaya getirmek için ya da şunu da düşünebiliriz yani yalnız yaşayan insanların sayısı giderek artıyor. Bunlar yaşlandığında da daha büyük tehlikeler bekliyor sonuçta toplumu. Onlar için de çok daha büyük e, trajik bir durum söz konusu olabilir. İlişkileri düzenlemek adına yapmamız gerekenler neler? Ne tür ilişkileri? Yani yaşlılara nasıl davranmamız gerektiğiyle ilgili, yani şu ana kadar yanlış bir takım davranışlar varsa bunun önüne geçmek için ne yapmamız gerekiyor? En azından şunu söyleyebilirim belki. Ee, çocukların daha çok yaşlı evlerini ziyarete gitmesi işte ne bileyim e, yani zaman bulamıyorlar belki yani birçok şey için ama e, en azından anneanne, babaanne dedelere ziyaretlerin sıklaştırılması gibi yani bu tip şeyler ya da işte ne bileyim mahallemizde oturan bir yaşlıya yardım etmek gibi yani bu anlamda yani öyle, mesela okullar sosyal sorumluluk projelerini yeni yeni başladılar Türkiye'de sosyal sorumluluk projeleri bunlar olabilir yani kartondan mukavvadan bir şeyler yapmak yerine Çocuk mesela gidip bir yaşlıyı ziyaret etmenin sonuçlarını kompozisyon haline getirip ne yaşadı, ne hissetti, onunla ne konuştu, bu tecrübe ona ne kazandırdı, gelip sınıfta anlatabilir. Heh, çok bunlar, daha somut işte yani. Bütün bunlar evet. çok özendirici çabalar olur. Hatta o okul evet. çalışmalarını hocam, okul öncesine bile kaydırmak lazım. Öyle bir iki çalışma okumuştum ben, ekranlara da yansıdı. Yani kreşlerdeki, anaokullarındaki çocukları hı hı. yaşlarla karşılaştırmak lazım. Tabii. Kurumlardaki yaşlarla. Yeni bir şey, evet. Yeni bir yaklaşım. Ve çok olumlu sonuçlarından bahsediliyor bunun. Hı hı. Bir kere biz çocuklarımızı olumsuz durumlardan hı hı hı. işte hastalık gibi, ölüm gibi ve hatta yaşlılık gibi. Çünkü maalesef modern insan yaşlığa da Olumsuz bakıyor. Yani, yani biz bence yaşlılıkla ilgili ayrı bir program yapalım. Bizim ko konumuz yaşlılık değildi, yalnızlık da. Yaşlıların o, yalnızlığını hocam, sen de, el alıyoruz. Yansı mı konu <laughs> konuyu acaba? Sürekli ben... acaba çok mu yaşlandın? Hı? yaşlanıyorum onun önlemleri için Seval bana yardım etmek için hep yalnızlık veya ya ben yalnız kalmam merak etme. <laughs> Hocam hiç öyle bir şey söylemedim tabii ki ama. Hayır, e, Seval, neden edeyim, Seval neden neden sürekli yaşlıkla ilgili soruları Erol Hoca'ya bakarak soruyorsunuz? Bugün ki bölümümün performansları çok iyi. Bence evet. şu an bir e, küçük bir ara karıştırma gibi bir şey söz konusu gibi geldi bana bilmiyorum. Yok hocam. Erol Hoca birden bir <laughs> endişeye kapıldı ve e, programın yalnızlık olan konusunu aldı. E, yaşlılık olarak değiştirdi. Ama şimdi en son izlediğimiz evet. VTR sonrasında biz bu konuya devam ediyoruz. Bu bölümüne devam ediyoruz tabii. Hocam ya. hiç genç yalnızlar yok mu? Biraz genç yalnızlardan da konuşalım. Kim bahsetti? Yalnızlıktan Geriye doğru saralım şimdi. Evet. Genç yalnızlardan kim bahsettiğini görelim. Şimdi programı <laughs> geriye dönsün. Doğru... <laughs> ya sevgili <laughs> Kemal, moderatörümüz ne derse onu yapıyorum. Eyvallah ama dedim ilişkilerdeki mesafesel ve Yaşlara mesafesel olmayan yalnızlıkla ilgili konuşalım gelir. dedim. Ya. Ama onu öncesinde Değil sormuştum evet. Yaşlara nasıl davranmamız tabii, tabii. lazım gelir örnekleriyle sordu. Biz. Şimdi Şaka ben de konuşursam tarafa. üçümüz aynı anda konuşmuş oluruz. Ratingimiz bir biraz daha artabilir. <gülüyor> <gülüyor> Öyle oluyor. Üç kişi aynı anda konuşunca o programlar biraz Şaka daha bir izleniyor. Şaka bir evet. sahiden yaşlıkla ilgili başka bir program yapalım Kemal Hocam. Ama e, Türkiye'de bak hayat bizi buraya konuşmaya getiriyor. Yani yalnızlık problemi yaşlarımızı çağrıştırıyor hemen. Ve o yüzden moderatörümüz de onu soruyor. Ee, tabii ki benim yaşlanmamı da hesaba katmıştır ama... Hocam asla e... öyle bir şey hesaba katmadım. Bence siz hiç yaşlı da değilsiniz. Yaşlılığı nasıl olumsuz anlamda kullanıyoruz görüyorsun değil mi? Tam ben lafımı bitireyim. O yüzden çocuklarımızı hayatın bir parçası olan evet. hastalık, e, cenaze, mezar ziyareti, yaşlı ziyareti gibi şeylere özendirelim. Ve onlara tanıtalım, öğretelim. Diyeceğim bu. Yani işin içerisinde, hayatın içerisinde olmaya teşvik etmekten da, yani O çocukların gençliğe, gençlikteki yaşlılığa hazırlanmalarını da kolaylaştırmış Mesela engellilerin olur. de yalnızlığı Tabii söz konusu. Tabii engellilerin de yalnızlığı. Biraz ondan Kronik da bahsedelim. Kronik hastaların yalnızlığı. Evet. Değil mi? Ya işte yalnızlık etrafımızda insan olmaması değil. En baştaki sözüme dönüyorum. Bizi... Anladığını hissettiğimiz, hı hı. onlar tarafından hissedildiğimizi hissettiğimiz insanın olmaması. Yahut arzu ettiğimiz insan ilişkileriyle mevcut insan ilişkileri arasında bir uçurum olması. Biz sesimizi duyurmak istiyoruz. Biz insanlarla buluşmak, konuşmak istiyoruz. Hı hı. Fakat e, bizdeki sebeplerle bizim yapısal olarak sebeplerimiz olabilir. Çok utangaç olabiliriz, mahcup insanlar olabiliriz. Kendimizle ilgili değerlendirmemiz çok kötü olabilir, özgüvenimiz düşük olabilir, hı hı. iç seslerimiz çok aşırı eleştireldir, hep bize parmak sallıyordur, sen hak etmiyorsun, kimse seni sevmez diyordur. Hı hı. Bir türlü insanları bu yüzden gidemememiz ya da toplumun bize karşı dışlayıcı olması. Mesela etnik kimliğimizden dolayı, mesela benim yine Almanya'da tanıştığım bir psikolog arkadaşım, bu ırkçılığın arttığı dönemde mesela şöyle bir şeyden bahsetmişti bana. Otobüs ben otobüste giderken belediye otobüsünde her durakta, her kapı açılışında içimi bir ürperti sarılıyor, sarıyor. Ya şimdi otobüse birkaç tane ırkçı biner ve bana lafa atarsa, esmer bir arkadaşımızdı. Hemen e, Alman olmadığı anlaşılıyor. Ya birisi bana sataşırsa, ya birisi bana lafa atarsa diye bakın bu da bir yalnızlık türü bir ürküntü türü. Ee, dolayısıyla lafa nereden girmiştim unuttum. Şimdi ya, o zaman ben e, Erol abi, iz işte, büyük konuşmayacaksın. Erol hocaya e, takıldım yaşlı diye şimdi lafı unuttum. Evet. Girdiğin yeri bilmiyorum da ortasında bir şey söyledin. O önemli. Yalnızlıktan e, açıkça muzdarip olduğunu. Ve insan ilişkisi istediğini ve bunu korkudan yapamadığını söyleyen insanlar var. Hı hı. Sosyofobikler, çekingenler, utangaçlar. Onlar da özel bir kategori ve hiç de az değiller. Yani yalnızlığın acısını en çok yaşayanlardan birisi o kesim Kemal. E, i̇stiyorlar. Toplum içine girmek istiyor. Arkadaş edinmek istiyor. Ama hı hı. E, nasıl Kudus fobisi olan köpekten korkuyorsa toplumdan ve insanlardan öylesine çekinip korkan insanlar var. Asıl onlar ne acı yaşıyorlar kim bilir yani. Bir de aynı zamanda şeyler var. Ee, yalnızlığını itiraf edemeyenler, söyleyemeyenler, utananlar. Heh. Öyle bir kesim var. Güzel. Onlar da, da böyle bir sahte bağımsızlık numarası yaparlar. Dünya yansa umurumda değil derler. Hı hı. Aslında içten içe kavrulurlar bir insan ilişkisi için. Ee, ben mesela bu tür insanlarla zaman zaman karşılaşıyorum. Bir kurtuluş var mı hocam onlar için? Bir kurtuluş var. Herkes kadar incinebilir olduklarını kabullenmek. Herkes gibi olduklarını kabullenmek. Bu insanlar bir de hocam günümüzde bir yakınlık korkusu var. Böyle bir tip var. Hani bir ara bir ıssız adam diye bir film vardı. Bir evet. türlü bağ kuramıyor kadınlarla. Ee, sürekli o kadından bu kadına gidiyor. Hiçbiriyle derinleştiremiyor ilişkisini. Hep geride bir enkaz bırakıyor insan olarak. Böyle bir tipoloji de var modern hayatın içinde. Bal kurma korkusu olan, yakınlaşma korkusu olan, yakınlaşırsam benim iç dünyam hemen istila edilir ama uzak durayım, mesafeli durayım e, diyen e, ve bir türlü o yakınlığı beceremeyen aslında bir insan tipolojisi de var. Bu daha modern bir tipoloji. Ne dersiniz buna? Haklısın. Issız adamdaki tipoloji biraz farklı bir değerlendirmen var onunla ilgili. Bir kere... Ee, işte özgürlüğüne düşkün gibi gözüküp ve insanlardan i̇şte uzak durmaya bağımsız. çalışan evet. e, o tipler var. Ama ıssız adamdaki tipoloji e, çift olmayı becerebilmek, eş olabilmek e, biraz psikolojik olgunlukla olacak bir şey Kemal. Yani her insan bunu başaramıyor. E, o filmdeki e, görüntü bence daha ona dair bir şeydi. Yalnızlıktan öte bir sorun mu var tabii orada tabii yani. Yani. yani? O insan tamam. istese de e, çift olamaz zaten. Yani onun modernliğin bulaşlarını temizlesek onun üzerinden e, psikolojik olgunluğu o düzeye gelmediği için hı hı. eş olamadığı için, hayatı paylaşamadığı için e, o yapamazdı zaten. Narsistin yalnızlığı. E, e tabi dibinde o de, nar... de o var. Dibinde de o var. Bir de narsistler şöyle de yalnızlık çekiyorlar. Isı e, adamdaki tam öyle değil ama dibine baktığımızda narsizmi görürüz. Hı hı. Hep beğenilmek istiyor, hep alkış istiyor. Gelmiyor alkış. İşte Performans icra ediyor, alkış gelmiyor. Ve o zaman küçük depresyonlar yaşıyor. E, ve yalnızlığa gömülüyor narsist. <laughs> ve bence o da acı bir durum. Yani onun da mutlaka ama... E, İki şeyi unutmayalım. Şimdi süre akıyor gidiyor. Evet, Biz evet. bayağı uzun bir program yapıyoruz aslında. Fakat e, birden veriyor süre. Şu sosyal medya ve yalnızlık meselesini siz artık topu ortalayın. Tabii tabii ee, özellikle bir uygun bir zamanda hı -hı. konuşalım. Bir de ne yapacağız? Yani çözüm önerilerini de Bir de yalnızın olun tarafını da konuşacağız da özellikle ha, o sosyal medya meselesine tabii. artık bir girelim istiyorum. Her diye bir e, film vardı. Ya, İzlediniz mi bilmiyorum. Sanal gibi. aşk. Yani hani o kafamızdaki e, kalıba oturttuğumuz ve her seferinde o kalıba bir türlü sığmayan, sığmadığında da e, aradığım kişi bu değil dediğimiz ama ee, sanalda hiç böyle bir problem yaşamıyor ve dolayısıyla sanki oraya doğru yönlendiriyor mu insanı bu sanaldaki arayış, yalnızlığın ittiği arayış mı? Valla sosyal medya veya internet ortamı, internet mecraları bir sığınak, yalnızlıktan kaçmak için bir ilticagah. Yalnız insanlar online iken kendilerini o kadar yalnız hissetmiyorlar. Online iken biz aslında bir sahte bir, bir beraberlik yaşamış oluyoruz hı hı. E, ve e, bu da yalnızlık duygumuza bir pansuman yapıyor. Fakat kapattığımız anda ekranı o yalnızlık duygusu yeniden depreşiyor. Yeniden derin dalgalar halinde, büyük dalgalar halinde ruhumuzu dövmeye başlıyor. E, online olmak e, bizim yalnızlığımızı iyileştirmek bir yana bir illüzyon yaratıyor. Bir arkadaşlığın gereksindiği fedakarlığa sahip olmadan bir beraberlik illüzyonu sahte bir şey yaratıyor. Ha bunun zayıf bağlar olarak başlayıp daha kuvvetli bağlara gelişebileceğini söyleyenler de var ama bu daha az oluyor. Ee, galiba e, bizler e, artık o kadar hibrit yaşamlar yaşıyoruz ki melez hayatlar yaşıyoruz ki yani biraz bir kısmımız online, bir kısmımız offline e, ee, gerçek olanı aramamız lazım hayatın içinde. Bir geçenlerde bir yazımda söylediğim bir cümleyi tekrar edeceğim. Bir kucaklaşmayı e-postayla gönderemezsiniz. Arkadaşınızın gözyaşlarını Twitter'la, Facebook'la silemezsiniz. Ee, dolayısıyla hepimiz sahici insan ilişkisi için göz göze bakmak zorundayız. Programımızın artık <laughs> düsturlarından evet. biri oldu. Yüz yüze bakmak zorundayız. Ee, ve e, gerçek organik ilişkileri tercih etmek zorundayız. Bir şey ilave yapabilir tabii, tabii miyim? Hocam, evet. Yani e, hepsine katılıyorum fakat online olmak dediğimiz durumu bu kadar genellememek lazım Kemal hocam. Çünkü biz senle online sohbet ediyoruz. Bunun ne sakıncası olabilir? Sakıncası yok da yoktu, var mi? Var olan ilişkilerimi. Hayır hayır online'da sürdürüyorum. Tabii. Zaten o benim sosyalimin leğimin içinde. Tabii. O yüzden bak bütün bu eleştirilere rağmen yaşlardan bahsedebilir miyim? Bizim Hı. kesim. Tabii tabii. Yani yaşlara sosyal medya önerilebilir bile. Çünkü Hı. fiziksel olarak daha kısıtlı rahatsızlıkları olabilir ama yakınlarını özleyebilir. Ama sosyal medyanın Hı. sağladığı imkandan Niye uzak dursun ki? O yüzden mesela babam e, çok fazla sever biliyor musunuz sosyal medyayı? Çünkü o sayede Almanya'daki yıllardır görmediği arkadaşıyla görüşüyor, denizdeki akrabalarıyla görüşüyor. Ama hocam orada gerçek ve Onlar bildiği gerçek kimselerle ilişkiyi geliştirdi. Tanıdığı insan. O yüzden evet, online evet. diye genellemeyelim. Tabii tabii evet doğru. Diyorum. Yani var olan sosyalliği geliştiren bir araç da olabilir online hatırlamaya da yarayabilir ve sürdürmeye de yarayabilir. O yüzden hani internette görüşmek olumsuzdur gibi bir algı bu yönüyle, evet, lazım. Bu yönüyle olumlu ama hocamın kastettiğinde Yo Ben evet. tamamen yani bu ihtirazi kayda katılıyorum. var olan ilişkileri devam ettirmekte de bir işlev görebilir. Fakat sadece orada soluk alıp vermeye başladığımız zaman, sadece oranın üzerinden bir iletişim dünyası kurduğumuz zaman problem problem. Şöyle evet. oluyor bir de. sahiden bu teknolojiler yalnızlığı çok arttırıyor. Tabii. Çünkü o sanallığı biz gerçek sanıyoruz ve gerçekten ilişkimiz var sanıyoruz. O konuştuğumuz kişi, bağlantıda olduğumuz insan bizim sosyalimizin içinde yok aslında. Hiç tanımıyoruz onu. Yani onlarla temas etmenin bir sürü sakıncası var. Sakıncalardan e, yani tehlikeleri var. Ama sakıncalardan bir tanesi de kendimizi orada gerçek sosyalmişiz gibi sanmak ve yalnızlığımızı avutmak bu sanallığın içinde. E, o zaman gerçek hayattan tam bir iticagah oluyor dediğin gibi kaçış Ya haline. Sanki oradaki mükemmelimize tam olarak oturuyormuş gibi bir durumda söz konusu olduğu için her gün sürükleniyormuşuz gibi. Şimdi bir de onun hı hı. E, somutlaşmış bir hali var. Robotlar Hayatımıza yavaş yavaş giriyor. İşte e, ilerleyen zamanlarda da yaşlıların yalnızlığı için onların yanına işte bir robotlar. E, ya bak robotun... yaşları konuşmazsan robotları konuşuyorsun gördün mü? Evet. E, Kimin hayatına gönderilmesi... girmiş robotlar ama ya Türkiye'de? Ama şöyle bir şey hatırlar mısınız bilmiyorum ama... Mutfak <laughs> robotu girdi her yere. <laughs> Japon işi diye bir... Temizlik <laughs> robotu <Onlar> da Ama onlarla konuşamıyoruz <laughs> Japon işi diye bir film vardı hatırlar mısınız evet. Türk filmi Kemal Sunal evet. oynadığı bir arkadaşı bir Japon arkadaşı ona çok sevdiği ama kendisine hiç değer vermeyen bir kadının robot halini gönderiyor robotunu gönderiyor ve o aslında istediği kişiyle yaşayamadığı ilişkiyi o kadınla yaşıyor şimdi ne kadar vizyoner bir film ta o zamanlardan benim aklıma geldi şimdi de yavaş yavaş artık yaşlıların yanına yalnızların yanına robotların yerleşmeye başladığını hayatına yerleşmeye başladığını ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bu Japonya'da yavaş yavaş gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Bu anlamda yalnızlık diner mi? <laughs> ya şöyle daha somut şeyler konuşalım. Yani. yani Türkiye için bu uzak bir dert bir kere. Evet. Ee, görelim robotları, marifetlerini <laughs> ona göre e, bir cevap verebilirim ama evet. mesela yaşlıların e, çocuklarla, torunlarıyla e, bağlantısını e, konuşalım. Yani bunu nasıl arttırabiliriz? Bizim e, öyle bir derdimiz var. Evet. E, mesela çözümde konuşalım diyorsun ya Kemal. Yani okulları söyledin, camiler mahalle camileri camileri mutlaka camileri de söyledim Söyledi, hocam. Söyledi Kemal. Cami imamları dedim. Imamlarım. Bakın ben size bir şey yani söyleyeyim. 1900... O zaman ya? Hocam siz e, yaşlandığınız için biraz <laughs> e, arada bir gidiyor geliyor. <laughs> i̇mamların program yapması lazım. Eyvallah değil hocam. Değil yani bunlar o... söyledik hocam biz. İ i̇mamların <laughs> siz, da siz az önce uyuklarken. <gülüyor> <gülüyor> Evet, Kemal'e biraz fazla hocam Şimdi burada ben de artık. Biz zarar Ben yani Kemal'in bende kredisi sonsuzdur da. E, yani imamların mahalle içinde program yapması falan bahsetti mi? Evet hocam. Ciddi misiniz? Allah 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 Allah. Şimdi yaş diye yaş diye bir yardım programı şey yapın hadi diyorum, şimdi. Erol hocanın mahallesinde tanıdığımız imam var mı acaba? Var var var. Ben söylerim. Ben telefonu vereyim ben unuturum. Evet. ben sosyal medyadan bize gelen soruları bilirim. <laughs> ya <gülüyor> Biz hocam biliriz ama moderatör gülmez. evet hocam onu tutamıyorum artık kendim <laughs> gerçekten. <gülüyor> Neyse hocam sağ olsun çok ah. anlayışlı. <laughs> benim ağabeyimdir, çok sevdiğim bir insandır. Hatta benim şiir kitabımda kendisine atfettiğim bir şiirim var. Yani hoşgörüsüyle bizi sağ olsun, sağ olsun e, adam, idare evet. ediyor. Takılabiliyoruz kendisine. Fakat <laughs> şu anda evet. şu bakışı gönderiyor. <laughs> Çıkışta ben sana gösteririm bakışı bu. <laughs> evet. Evet, e, sahnede, e, sahnede, e, evet, evet. Oraya bir dönelim. Ben imama çalışacağım. <gülüyor> <anlayayım>. <gülüyor> <gülüyor> evet. Nesrin Filinte zamanımızın... <laughs> Hocam zamanımızı gerçekten... Hanım. E, zamanımızın bir diğer yalnız. <laughs> ay hayır. Hakikaten hocam bizi çok güldürdünüz <laughs> Allah sizi görüyor. Amin, evet. amin. <laughs> ya bu şimdi e, yani çok özür dilerim gerçekten. E, şu da bir şeydir hocam ya. Bir, bir anı paylaşmaktır. Ee, kızıyor musun Erol Hocam? Kızmıyorsun değil mi? <laughs> evet, evet, evet. Evet. İşte yalnızlığımızı yenmeye çalışıyoruz. Yani e, inanın bana modern hayatın içinde e, şöyle gözümüzden yaş gelerek ve içten bir şekilde güldüğümüz anlar çok az. Benim kişisel hayatımda çok az. Benimle olduğunu her yerde yapıyorsun bunu Kemal. Biz Hocam iki kere e, sizi görünce bendeki <laughs> bir muzır taraf e, harekete geçiyor. <laughs> <Nesna Hanım gülüyor> bu bu tarafımla uğraşmam benim, lazım. Nesrin evet. Filinte'nin e, mesajına bir bakalım. Zamanımızın Hı. bir diğer yalnızlığıysa çalışan annelerin çocuklarının yalnızlığı e, hocalarımıza sorar mısınız? Demiş ben soruları birkaç ya, tanesini de alayım. E, önemli bir soru biliyorum. Onu da cevaplandıralım. Şöyle ilave edelim diye. Tabii tabii e, Anne doğum yapıyor ya. Evet. E, biz şimdi anneye doğum izni veriyoruz. Babaya vermiyoruz. Ee, annenin evde yalnızlığını da hesaba katalım bu sorunun içinde. Heh, tamam. O da çok önemli bir Çalışan bir nokta. De, Doğru evet. söylüyorsunuz. Toplum olarak güven problemi yaşıyoruz. Bu da bizleri yalnız olmaya sürüklüyor. Yok olan güveni nasıl e, kazanmalı ve kazandırmalıyız? Çok önemli çok bir, miyim bir soru. Bir soru. Dilek yetik evet. kişinin yalnızlıktan korkması Güven sorusunda ben cevap verebilir miyim herhalde? Tabii tabii hocam. Bir e, şey hepsini bir sıralayayım. Kişinin yalnızlıktan korkması ve bundan kurtulmak için yapılan mantık evlilikleri hakkında ne söyleyebiliriz? Bu üç soruyu bir toparlayalım sonrasında devam edelim. Ah. Önce annenin yalnızlığı. Kemal Hoca bakacak, mantık evliliğine ben cevap vereyim. Tamam, ee, şey vardı, annenin yalnızlığı. Sizin de üzerine eklediğiniz bir not vardı. Onunla bir başlayalım, tamam. sonrasında güvenle tamam. devam edelim. Çalışan annelerle ilgili o zaman e, ben başlayayım isterseniz. ya yani, e, Çalışan annelerin çocuklarıyla ilgili yapılmış Hı -hı. çalışmalar. Hı -hı. E, o çocukların e, yani çalışmayan annelerle kıyaslıyorlar. Hı hı. Yani çalışmayan annelerin e, aslında tahmin edilen kadar çocuklarıyla hı hı. ilgilenmedikleri gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani çocuğuyla kaliteli vakit geçirme diye bir kavram karşımıza geliyor. Yani çalışan anne çocuğuyla daha kaliteli vakit geçirmeye gayret ediyor. Hı hı. Zamanı daha iyi değerlendiriyor, hafta sonlarını daha iyi değerlendiriyor hı. ve sanki bunu telafi ediyor gibi. E, şimdi. Tabii çalışan anne ve çocuğu dediğimizde daha çok okul öncesini kastediyoruz büyük ihtimalle. Onların evet. yalnızlığı dediğimizde. Yani onun bir bakıcısı oluyor. Bu bakıcının mümkün olduğu kadar güven ilişkisini soran aynı izleyicimiz değil, değil mi? Evet, aynı kişi. Aynı kişi mi? Yani kişi. şimdi orada yani güven ilişkimiz olmayan bir bakıcı bulduğumuzda, yani annenin sık sık onları araması o bakıcıyla da Evin bir bireyiymiş gibi temas kurulması bu çok önemli. Yani biz e, çocuğun bakıcısını bakıcı diye görevlendirdiğimizde ve çocukla ilişkisini sadece harici bir bakıcı gibi ta tarif ettiğimizde sorunlar çıkıyor ve e, daha çok gözetim başlıyor e, ve bir yerde aksamalar başlıyor. Halbuki e, bakıcıyı evin bir bireyi haline e, getirmemiz, akrabadan birisiymiş gibi. E, davranmamız ve ona göre e, plan yapmamız gerekiyor. O yüzden anne e, daha sık arayabilir çocuğunu, hı hı. E, bakıcıyı e, ve çocuğunun sesini duyabilir. Çocuğuyla görüştürülebilir ve iş yerlerinde de buna uygun e, programlar yapılması lazım. Güzel olan bir gelişme şu, e, biz şu anda eskiden sadece 40 gün 3 ay gibi olan e, doğum sonrası izinlerini Hayli uzattık ama ücretli izinde problemler var. Hı hı. Yani doğum sonrası izinleri iki yıla çıkartabilirsek, ücretli izni. Hı hı. Bu problemi önemli ölçüde aşmış olacağız. Ve iş yeri kreşlerini ilave edersek buraya, anne çocuğuna daha yakın olabilecek. Ama şu anki durumda önerim, iyi bakıcı ve bakıcıyla yakın ilişki ve bakıcıyı aileden, akrabadan biriymiş gibi görecek ve onu o hale getirecek bir ilişki sistemi oluşturmamız Bu gerekiyor. Bu kısım önemli. Güven konusunda ne Güven konusunda ben şunu söylemek istiyorum. Yani yıllar önce ortaya atılmış bir kavram var. Sosyal sermaye diye, hı hı. beşeri sermaye diye. Beşeri sermaye dediğimiz şey bir toplumun üyeleri arasında karşılıklı güven, işbirliği, eşgüdüm ve iyi niyetin toplamını ifade ediyor yani bir bankaya para yatırmak gibi aslında bir güven yatırıyorsunuz bir topluma ve insanlar birbirlerine inanmış oluyorlar güvenmiş oluyorlar. Bu güvenin neticesinde de birbirler için iyiliği arzu etmiş oluyorlar iyiliği dilemiş oluyorlar. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bazı sosyolojik çalışmalarda, der olacağım. Siz gayet iyi biliyorsunuz. Bu sosyal dayanışmanın, sosyal sermayenin, beşeri sermayenin azaldığı gösterilmiş. Meşhur kitabı var işte şeyin Robert Putnam'ın Bowling Alone diyor. Yalnız başına bowling oynamak diyor. Eskiden onların çok sevdikleri mahalle aralarında çok oynadıkları bowling sporunu ligler halinde mahalle mahalle beraber oynarlarken artık tek başına oynayan insanlar türemiş. Oradan da işte sosyal sermayenin toplumda azaldığı Artık insanların birbirinin iyiliğini gözetmediği yönünde bir gözleme varıyor. Aslında modern batı toplumlarında sosyal sermaye yoksunluğunun pek çok ...probleminde özünde yattığı hı hı. düşünülüyor. Yani hiper bireycilik çağında insanlar birbirini gözetmekten uzaklaşıyorlar. Birbirlerine kol kanat germekten uzaklaşıyorlar. Bizim az önce mahalle kültürü dediğimiz şey kayıplara karıştıkça... ...bir diğerinin iyiliğini, esenliğini baş tacı etmek, gözetmek... ...maalesef değerli bir şey olmaktan çıkıyor... Güven bir toplumu ayakta tutan en önemli sermayedir. Güven varsa biz sokaklarda dolaşabiliriz. Güven varsa çocuğumuzu bakkala göndeririz, geri gelmesini bekleriz. Eğer o güven yoksa zaten sokağa bile çıkmak istemeyiz. Komşumuza selam vermek istemeyiz. İşte modern toplumda ve özellikle modern şehir hayatında bugün İstanbul'da da aşınan şeylerden bir tanesi güvendir. Komşumuzdan tam emin olamıyoruz. ...bize sürekli gazete haberlerinden veya efendim televizyon haberlerinden kötü haberler pompalanıyor. Ve biz karşımızdaki insanın her an bir cani, bir katil, bir sapık olabileceği düşüncesiyle kirlenerek... ...aslında dostumuz olabilecek, arkadaşımız olabilecek, sohbet edebileceğimiz bir insandan işkillenmeye başlıyoruz. Bu da işte toplumdaki... Sosyal sermayenin, beşeri sermayenin altını oyuyor ve bizi güvensiz ve yalnız insanlar haline getiriyor. Bir apartman düşünün, ben böyle apartmanların hikayelerini çok dinliyorum danışanlarımdan. Bir apartman düşünün, bir kişi oraya taşınalı 3 sene olmuş ve henüz hiçbir komşusunu tanımıyor. Bir apartman düşünün, insanlar asansöre girdikleri zaman birbirlerine selam vermiyorlar, başlarını çeviriyorlar birbirlerinden, bir güzel söz etmiyorlar. Şimdi e, bu tür bir yapılaşmanın, e, böyle şehirlerimize uzun e, beton kuleler dikmenin maliyetlerini, toplumsal maliyetlerini çok iyi hesap etmemiz lazım. E, şehrin içinde insanların buluşamadığı e, mahalleler inşa etmenin, devasa, mahalle boyutunu aşan, yüz e, mahalleyi bir arada tutan siteler inşa etmenin toplumsal ve ruhsal maliyetlerini küreselleşmenin toplumsal maliyetlerini hep hesap etmemiz lazım. Evet, çok önemli bir soru gelmiş. Ben de bunu gözden kaçırdım ee, ve hemen paylaşmak istiyorum. Yurt çocuklarının küçük yaşta yalnız kalmaları meselesi. Ya. Ya çok 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 önemli bir... Ya şöyle çok önemli ama... E mantık evliliğini hoca'm onu atlamayacağız ama çok önemli gördüğüm ee, ve benim şimdi de şimdi şöyle yani bu yuva hastalığıyla ilgili e, çok şey biliyoruz elbette yani e, yurtta kalan çocuklarımızın e, durumuyla ilgili e, birçok insan çalışıyor e, ve tedbirler de alınıyor e, işte daha e, sevgi evleri e, projesi yapıldı mesela e, o çocukların e, daha aynı evde aile ortamında kalmalarını öngören bir proje. Başka çalışmalar da var. Yani yurtlardaki yani çocuğun yurtta kalması, doğrudan ebeveyn ilgisinden yoksun olması, başlı başına bir dert bir kere. Yani onun giderilmesi için yaraların büyümemesi için çok çalışmamız lazım. Eskiye göre iyi olan şey daha bilinçli personel var. Bununla ilgili bakanlık ve yöneticiler ne kadar önemli bir iş yaptıklarının farkında. Onlar da çalışıyorlar zaten. Ama bu derdi de yalnızlığı konuşurken mutlaka ele almamız lazım. Mantık evliliğine gelince. Bununla ilgili sormak istediğim bir şey var. Lütfen. Yani toplumdan bir takım aileler bu çocukları tabii ki evlat edinmeyebilirler. Ama ne bileyim ablalık abilik yapma şeklinde işte haftanın belli günlerinde alıp Kendileriyle beraber işte ne bileyim bir sinemaya, bir etkinliğe götürebilirler mi, götürmeliler mi? Bununla ilgili Şöyle bir soru yani var mı? Bir kere şimdi bu çocuklarımız devlet korumasında olduğu için evet. bununla ilgili mevzuat çok sıkı. sıkı. Olması da evet. gerekiyor. Olması tabii. Biraz gevşetmek de lazım ve biraz daha nasıl diyeyim bir uzmanlar heyetine de zaman zaman bırakmak lazım konuyu. Çünkü mesela siz evlatlık alırken... Çocuğun yaşıyla sizin yaşınız arasındaki bir kısa mesafe isteniyor. Yani yaşlı bir çift evlatlık alamıyor kimseyi. Yani vakti zamanda bunlar düşünülmüş ve mevzuata konulmuş. Bunlar esnetilebilir. Gene çocuklarımızı koruyalım. Yani devletin bir kere bu korumacılığını evet. bir kere saygı göstermemiz lazım, Tabii şapka elbette. çıkarmamız lazım. Ama bunun istisnai olabileceği haller var. Bu hallerle ilgili komisyonlar kurulabilir. Yani bayağı sivil insanlardan ve uzmanlardan oluşan ve bu çift evlatlık almaya ehildir denilebilir. Ve o yaş farkı esnetilebilir. Bir, koruyucu aile projesi var biliyorsun O dediğiniz tam da o. Evet, yani. yani evlatlık almıyor ama bakımını üstleniyor çocuğun. Hafta sonları alıyor. Onun annesi babası olmuyor. Bu proje daha yaygınlaştırılabilir ve gençlerin de bu çocuklarla vakit geçirmesiyle ilgili bazı doğrudan doğruya hani her kapıyı çalan gence biz abilik ablalık yapacağız diye elbette devlete emanet edilmiş çocuklar veriliriz evet. ama yani bu gençlerin çalıştığı sosyal kurumlar var hı hı. dernekler var yani onlarla ilişkiler çok geliştirilebilir bu çocuklarımız çok önemli ve kıymetli tabii ki. Diğer soruya geçebiliriz kısaca. Çünkü çok az bir vaktimiz kaldı. Daha paylaşmamız Şöyle e, bir kere yine yapam, yapmamız gereken programlardan bir tanesi de eş seçimi bence olmalıdır. Evet özellikle Çünkü mantık evliliği fazla denildiğinde büyük ihtimalle dert eş seçimiyle ilgili. Es, e, yalnızlığın ittiği o mantık evliliğinden birazcık. Yalnızlık oraya ilave olmuş. Yani zaten evliliğin gerekçelerinden bir tanesi de odur. Yani her türlü evliliğin yani insanın yalnız yaşamasının önüne geçmektir evliliğin e, nedeni ve evet. gerekçesi. Ama eşimizi nasıl seçmeliyiz? Yani evet. duygu olmadan, içimize sinmeden sadece mantığımız onu uygun görüyor diye eş seçimi olmaz. Yani e, tabii ki ben her evlilik için aşk gerekir, flört gerekir diye bir şey de söylemiyorum. E, daha önce de e, burada e, konuyu açmaya çalışıyoruz ama e, yani niye görücü usulü olmasın fikrini ben konuşmaya hazırım olabilir de böyle ama en nihayetinde tabii ki çiftin içine sinmesi lazım bunu şunun için söylüyorum yani evlilik için aşk mutlaka şarttır gibi bir anlayış var gençlerde bunu konuşmamız gerekir bunu da başka bir evet daha o izleyicimizin mutlaka... sorusunu daha açmamız ve eş seçimi ile ilgili hı hı. E, Ayrıca konuşmamız gerekir. Tamam onu da ele alalım. Şimdi e, Türk ve Dünya Edebiyatı hiç kuşkusuz yalnızla hiç yabancı değil. Kemalettin Kamu'nun da e, çok güzel bir kimsesizlik şiiri var. Onunla ilgili bir BTR'miz var. Onu izleyelim ardından olumlu yönleriyle devam edelim. Yıllardır ki bir kılıcım kapalı kında, Kimsesizlik dört yanımda bir duvar gibi, Muzdaribim bu duvarın dış tarafında, Şefkatine inandığım biri var gibi, Sanıyorum saçlarımı okşuyor biri, Kıpırdamak istemiyor göz kapaklarım, Yan odadan bir ince ses diyor gibi gel, Ve hakikat bırakıyor hülyalıyı, Gözlerimde parıltısı bakır bir kesim. Kulaklarım komşuların ayak sesinde. Varsın yine bir yudum su veren olmasın. Başucumda biri bana su yok desin de. Evet, hakikaten bu konudaki en güzel şeylerden bir tanesi de Kemalettin Kamu'ya ait. Onu dinledik. Ee, Kenan Rifai, büyük aktörün çok güzel bir sözü var. Ben onu paylaşmak istiyorum. Biraz da o yalnızlığın, e, inziva halinin aslında hmm. ne kadar olumlu taraflarının olduğu ile ilgili de konuşalım istiyorum. Arif'in uzdeti nefsinden kalbine hicret etmektir. Kalbinden de içeri ruhuna girmektir. Ve nihayet ruhundan sırrına sırrından mevlasına ermektir, yetmektir diyor. Uzet, hakikatte hayvani sıfatlardan kurtulmaktır diyor. Çok güzel bir söz. Çok güzel. Biraz da olumlu yönlerinden bahsedelim mi? Biraz da değil, ben doğrudan doğru yalnızlık taraftarıyım zaten. Biraz da değil. Neden? Şimdi bak şöyle. Hocam ama yine bunu ayırabilir miyiz lütfen? Yani şimdi yanlış anlaşılacak. Yalnızlık iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Sen düzeltirsin. Ya tek başınalık ee... diyelim hocam. Gelin Peki. şuna tek başınalık diyelim. Kimsesizlik yani, hiç, olmayan kimsesizlik mı? Kimsesizlik var, Acaba? sahipsizlik var, tek başınalık var. Ee, ama e, kitaplarda geçen haliyle e, bir olumlu yanı var yalnızlığın. Seçilmiş Eksik bir şey söylersem yani. Kemal düzeltirsin. Bak, i̇nsan varoluşu. Hı, hı. E, şöyle tanımlar getirebiliriz. Biz ve fiziksel varlığımız ve fiziksel çevre, çevremiz. Bunun için biz biyolojik, fiziksel bir varlığız. Etrafımızdaki çevreyle biziz. Etrafımızdaki insanlarla biziz, topluluk içinde biziz. Ama gerek biyolojik ve fiziksel varlığımız, gerek toplumsal varlığımız bizi tarif etmek için yetiyor mu? Hayır, insan bir de kendisiyle varlık. Yani tek başımıza kaldığımızda kendimizi de Görebiliyoruz kendimizle de temas edebiliyoruz. İşte o kendimizle temas ettiğimiz yere yalnızlık diyen tek başınalık da diyebiliriz ve burayı olunmayan bir bakış olması gerekir. Çünkü bizi hem kendimizi hatırlatacak hem yaratıcımızla bağlantıyı kuracak olan ve kendimize değer verdirecek olan kendimizle olan ilişkimiz. Kendimizden giderek birçok şeye ulaşabiliriz. Kendimizden giderek iş dünyamıza bakabiliriz ve alemi tanıyabiliriz. O yüzden, mesela demin tarif ettiğim toplumsal alana bir düşünür, onlar alanı diyor. Onlar alanı diyor ve on, o alanda yapılan bütün işleri kendinden kaçmak olarak ve gevezelik olarak niteliyor. Yani eğer kendine bakıp, bu dünyada ne işin var, burada... Ne amaçta varsın ve bu yolculuk nereye doğru bunları sormuyorsan ve sadece kendini sosyal programlardan sosyal programlara atıyorsan, onlar alanında kaybolup gidiyorsan ve tek başına kaldığında kum tanesi gibi dağılacağın korkusuyla yaşıyorsan bu yaşadığın hayata gevezelik diyor. Yani kendinle ne kadar var olabilirsen ve toplumsal hayatta öğrendiklerini veya hatta tabiatla ilişkinden öğrendiklerini, kendinle olan ilişkine ne kadar aktarabilirsen o kadar yalnızlığın seni yüceltebilir. O kadar kendi kıymetini evet. anlayabilirsin. diyor. Hocam yani, siz ne söyleyeceksiniz? Olur ben de e, tek başınalığın e, insanın kendini geliştirebilmesi için önemli olduğunu düşünüyorum. Hepimizin e, dış dünyanın gürültüsünden sığındığımız içimizde bir oda olmalı. O odaya kendimizi kapattığımız zaman o dış dünyanın uğultusunu dışarıda bırakmalıyız ve kendi içimizin sesini dinlemeliyiz. Allah'ın sesini dinlemeliyiz. Kendi özümüze yabancılaşmanın işaretlerini silmeliyiz. Kendi kendimizi yeniden canlandırmalıyız. Hı hı. Yani insan bakın, e, Pascal'ın mıydı bir sözü vardı o geldi aklıma. Bütün mesele diyor, bütün insanın bütün dertleri ...bir odada sessizce oturamamasından kaynaklanır diyor. Ona çok ihtiyacımız var. Günlük hayatın içinde inziva kovuklarına ihtiyacımız var. Hayatın içinde de inzivaya, halvet der en cümene ihtiyacımız var. Kalabalıklar içinde yalnız olmaya ihtiyacımız var. Hep insanları memnun etmeye çalışırsak... ...benim ruhumun ihtiyaçlarını nereye koyacağım? Hep insanlara e, peşinde koşturursam... Benim ruhumun da bir çiçek gibi sulanmaya ihtiyacı var, Rejenere olmaya, yeniden hayata dönmeye ihtiyacı var. İşte onun için sessizlik oyukları, sükut oyukları, kendi kendimle muhasebe, kendimi muhasebe ettiğim, nefsimi sigaya çektiğim, bugün neyi yanlış yaptığımı sorguladığım ve varlığın asıl sahibiyle doğrudan irtibat halinde olduğum kendime gelme zamanlarına ihtiyacım var. Hiçbirimizin bu çok kıymetli zamanları birbirimize esirgememesi lazım. Mesela karılar, kocalar birbirlerinden bunu esirgemesinler. Birbirlerine bu vakitleri tanımak konusunda cömert olsunlar. Çocuklarımıza bu vakitleri tanımak konusunda cömert olalım. Yani herkesin kendisiyle baş başa kalmaya bir süre ihtiyacı var. Kim olduğunu keşfetmek üzere. Pascal, bütün o sözleri ne zaman söylüyor biliyor musun? 17. yüzyılda ve bu tip yalnızlık korkusunun ilk ele veren yazılar ve birçok çalışma onun üstünden yapılıyor. Ama çok genç yaşta, 40 yaşının başlangıcında kaybediyoruz Paskal'ı. Yani bir yaşa gelmiş de o zaman söylemiş değil, yalnızlığın hmm. insanın kendisiyle kalmasının önemini o zaman kavramış değil Pascal. 40'lı yaşlarda vefat ediyor zaten ve neler söylüyor ve tehlikeyi de yani bu modernliğin e, bu kapitalizmin rekabetçi gidişinin bireyciliğin tehlikelerinin e, ta 17. yüzyılda farkına varıyor. Evet. Yalnızlığın olumlu olumsuz yönlerini ele almaya çalıştık. Bu sorunla nasıl başa çıkabileceğimiz konusunda da e, uzman görüşleri ortaya koymaya çalıştık. Bu haftada süremiz maalesef doldu. Pek çok şeyi konuşamadan Önümüzdeki hafta bambaşka bir konuyla görüşmek dileğiyle diyelim. Kapatalım.